Kapıyı güzel kapat. Hop. Evet. Ses güzel mi? Ses iyi mi? Ses iyi olması lazım. Evet. Ses. Alo. Evet. İyi gibi. Yanlış görmüyorsam. Alo. Evet. Fena değil gibi. Sesin miktarını biraz çıkışım gücünü arttırayım çünkü buradan şey yapacağım. Mufi. Kapanmadı. Güzel. Evet. Şu anda yayında olmamız lazım. Ses nasıl? Güzel mi? Alo. Çok bağırmak istemiyorum. Mikrofona da çok yakın durmak istemiyorum. Neyse, gelen arkadaşlar söylerler birazdan. Ufaktan başlayalım çoğalmaya. Bakalım ilk kim yazacak? Dur, bardağımın çevireyim. Üstündeki Eli işareti görülsün. World of Warcraft Eli. Dragon Blight bile olsa Eli'ciyiz ezelden. Oh, hamdülillah. Akşam yemeği yendi. Çay, demlenmiş çay alındı, getirildi. Klasik cumartesi sohbetleri. Allah rahmet eylesin Kadir Mısıroğlu Üstad. Cumartesi sohbetleri yapardı çoğunu. Seyredebildiğim kadarını seyretmeye çalıştım. Bir yerde bir kere bir karşıma çıkmıştı bir sohbeti Kadir Mısıroğlu'nun. Mısıroğlu değil. Ona denk geldikten sonra genelde anlamanız gereken, sizin de karşı tarafta çok net bir şekilde anlayabileceğiniz bir şey vardır. Bir insan konuştuğu zaman karşıdaki insanın konuşmasından doğruyu söyleyip söylemediğini, hatta kültürlü olup olmadığını anlayabilirsiniz. Hatta sizi kandırıp kandırmadığını da anlayabilirsiniz. Bunu yaparlar. Sizi kandırmaya çalışırlar. Berdan Doğa Varol geldi. Hoş geldin canım kardeşim. Sizi kandırmak isteyeni, sizin yanınızda olanı, sizin karşınızda olanı, size kötülük yapmak isteyeni ama en önemlisi gerçekten doğru söyleyip söylemeyen insanı konuşmasından ayırt edebilirsiniz. Vücut dili, konuştuğu rahatlık, hareketlerin, duruşu, vücudu, kaşı gözü falan gibi şeyler zaman içerisinde eğer buna dikkat ederseniz şey yapıyor, bunu bir merhale kaydediyorsunuz. Mesela bu konuyla ilgili çok iyi yalancılar var. Onları da işte hatta yalan makinesini bile aldatan iyi yalancılar var. Bunun özel şeyini alıyorlar. Mesela tiyatrocular çok güzel rol yaparlar. Hani adam rolüne benimseyen, sesini değiştiren, tonajını falan. Yanlış anlamayın, tiyatrocular yalancıdır demiyorum tabii ki ama tiyatrocular rol yapmayı daha çok becerebilen insanlardır. Çünkü yalan söylediğiniz zaman da farklı bir role geçersiniz. Hani işte senin adın Berdan. Yani işte bir yaramazlık yaptığında doğa olursun bir anda. Bir anda doğaya buluş. Ben yapmadım, doğa yaptı dersin. Hani Berdan doğa. Hani Berdan doğa, onun ikinci karakteri, onun alt benliği. Hani bütün kötü şeyleri doğa yapıyor. Ben yapmıyorum aslında hesabı. Bunun gibi. Evet. Yavaş yavaş toplanmaya başladıkça muhabbetimize geçeceğiz. Arkadaşlar bu akşam çok zamandır bana bir şey geliyor, böyle bir arkadaşlar bana özelden Instagram'dan şuradan buradan ulaşıyorlar. Ben daha önce bir iki mafya yayını yapmıştım. Mafya hadiselerini sizin alışık olmadığınız bir düzeyde anlatmıştım. Biraz da içinden gelerek tabii. Hani içinden içinden gelerek derken onlarla hapis yattığın zaman otomatikman 3 yıl adamlar hakkında bilgi sahibi oluyorsun ki ben kişiler hakkında araştırma yapmayı seven bir insanım. Yani soru sorarım. Mesela şimdi burada Berdan burada olsa, merhaba kardeşim, nerelisin? İşte kaç yaşındasın? İşte nerede oturuyorsun? Annem baban ne iş yapıyor falan. Hani merak ederim, anladın mı? Bu şey anlamında değil, hani böyle sana bir şey satacağım, senden bir şey koparacağım, işte arsaları benim üstüme yap falan gibi değil. Ama genel manada bu bir karakter tahlili hadisesi vardır. İnsanlar birbirinin karakter tahlilini yaparlar. Mesela Türkiye'de bir kişinin, bir Türk erkeğinin genelde diğer bir Türk erkeğine sorduğu ilk soru genelde nereli olduğudur. Yani nerelisin der. Çünkü nereli olduğu, hoş geldin bar kafeterya,
O kişinin nereli olduğu genelde onun hakkında bir bilgi verir ve bir sohbet muhabbeti bir başlatma ortamı açar. Nerelisin? Tunceli. Aa Tunceli'li bizim amcamlar benim işte Mahmut amcamlar var Tunceli'li. Neresinden? Tunceli'nin şurasından. Şunu tanır mısın? Bunu tanır mısın? Bir ortak bir arkadaş bulalım, bir şey bulalım. Aşağı yukarı o kişinin dünya görüşü hakkında da bilgi sahibi olabilirsin. Mesela attım kafadan Tunceli'lere ait bir dünya görüşü vardır. Çünkü o bölgenin insanıdır. Ne bileyim işte Arap kültürüne, Kürt kültürüne yakındır. Ondan sonracıma Kürtlerin, Arapların, Zazaların işte bir arada yaşadığı bir ortam. Yani o bölgenin kendine ait bir coğrafyası. O coğrafyanın da kendine ait sorunları var. Anladın mı? Yani o bölge insanının bir hani şeyi vardır. Böyle bir nasıl diyeyim sana? Sadece o bölge insanının çektiği bir takım sıkıntıları vardır. Türkiye'nin bir ucu, Türkiye'nin en fakir illerinden biri falan çok uçken kesimde kalmış. Mesela hiç kimse kalkıp da Tunceli'de bir fabrika yapmayı düşünmez. Çünkü mesela bir araba fabrikası yapsan Tunceli'de arabayı sadece Ankara'ya ve İstanbul'a getirmek 1000 kilometre yol yapar yani. Lojistik açıdan kurtarmaz. Bunun gibi. O yüzden kenarda kalanlar her zaman unutulmuş olur. Hatta Türkiye'nin en fakir illerinden biri Kırklareli'dir. Kırklareli'den ondan sonracıma bu Kırklareli Türkiye'nin hani batı kısmında olmasına rağmen mesela o da lojistik açıdan, uzaklık açısından tercih edilmiyor. İnsanlar fabrikaları Çorlu'ya yapıyor mesela, şeyde yapmıyor. Ha, Dersim ve Zazalar diyorsun. Sabiha Gökçen tarafından bombalanmak mesela. Bar kafeterya. Ulan sizi de bir öyle bir şey yetiştirdi ki hepiniz şey gibi zındık gibi oldunuz anasını. Hoş geldiniz. Atilla Hoca hoş geldin. Bu akşam konumuz politika değil. Bu akşam mafya anlatacağım size. Türk mafyasını ama şimdi. Bak mafya deyince. Mafya olayını bu akşam masaya yatıracağız. Mafya hakkında pek duymadığınız, size normalde duyamadığınız şeyler anlatacağım. Slayf hoş geldin. Çünkü şöyle bir şey var. Genel manada bir şeyi anlatmak için, mesela sana bir örnek vereyim. 19. yüzyılı anlatabilmek için 18. yüzyılı araştırmanız lazım. Çünkü 18. yüzyıldaki olan olayların neticesi sonucunda 19. yüzyıl oluşur. Ve 19. yüzyıl 18. yüzyıldan oluşan olayların etkisi altında kalarak belli bir takım şeyler yaşanır. Anladın mı? İşte ne bileyim hani 19. yüzyılda işte falanca ülke filanca ülke savaş açtı. Şimdi neden savaş açtı? Yani bunun sebebi ne? Ben bunu merak ederim mesela. İşte falanca ülke filanca ülkeye saldırmış. Neden? Amacı yağma yapmak mı? Lojistik açıdan uygun olduğu için mi? O ülkede altın madeni çıktı da altını mı almak için? O ülkedeki çok güzel kadınlar var. Kadınlar için mi gittiler? Ne için? Bunu merak ederim yani, anladın mı? Genelde bu araştırmayı merak ettiğiniz zaman bakıyorsunuz ki bunun altında bir şey var. Mesela falanca ülkesi filanca ülkesine saldırmıştır. Ama bir yüzyıl öncesine gittiğinde meğersem filanca ülkesi önce falanca ülkesine saldırmıştır. Yani ortada bir kan davası gibi bir şey vardır gibi mesela. Aynen Sedat Peker'in babası Poker Ahmet olmasaydı olmazdı diyorsun gibi bar kafeterya. Boş ver abi mafyayı diyorsun bar kafeterya, hayda. Ama ben mafya derken size böyle hani mafyasal hadiseler şey an. Bakın şöyle bir mevzu var. Ben bir kere mafya ile ilgili birkaç tane video çektim. Videolar çok izlendi. Hatta açıkça söyleyeyim, ben bu videoları böyle bir YouTube'lara yükleksem, hani büyük kanallara falan, milyon falan seyredilir. Ama bu tip şeyler iyi şeyler değildir. Çünkü bizim halkımız güce tapan, gücü seven bir milletten geliyoruz biz. Her zaman güçlü olanın daha çok saygı gördüğü bir toplumdayız. Mafya gibi tarzı insanlar da güçlü olduğu illüzyonunu yaratan bir topluluktan geldiği için, hani ben oğlum bak istersen git beni polise şikayet et, ne olur ki onların hepsi benim adamım zaten falan. Hani ben öyle bir güçlüyüm ki polis bana hiçbir şey yapamaz. Böyle bir şey illüzyon insanlara yarattıkları için insanlar mafyaların çok aşırı böyle güçlü olduğunu, baba bunlara kimse bir şey yapamaz falan tarzı şeyler düşündüklerini düşünürler. Ki
Bu da bazı gençlerin bunlara şey olmasına sebep oluyor, böyle hayranlık duymasına sebep oluyor işte. Ben de mafya olayım, böyle Polat Alemdar dizisi gibi işte, ben de Polat Alemdar olayım, ben de şunu yapayım falan. Öyle değil. Ben size Osmanlı'daki, bu akşam biraz kalabalıklaşalım, Osmanlı'daki kabadayılardan, Osmanlı'daki aslında önce yiğitlerden, yiğitlerden kabadayılar, kabadayılardan bugünkü mafya dediğimiz insanlara geçeceğiz. Çünkü mafya olunmuyor birdenbire. Bu bir şey meselesi. Hani tabiri caizse mafyalık eğer generallik ise, suç ordusunun generali ise bir mafya. Ben size bugün yani onun askerlik sürecini anlatacağım. Nasıl askere gider? Teğmenliği nasıldır? Yüzbaşılığı nasıldır? Binbaşı, uyarbay, albay, ondan sonra general. Anladın mı? Çünkü mafya dediğin adam harbi suç generali yani. Ama nasıl general oluyor gibi. Murat Değirmenci, hoş geldin kardeşim. Abi eskiden gençler Küba devriminden sonra Che Castro falan bunlara özendiler. Bu romantik devrimci gençler devlet için her yerde tehlike yarattı. Baktılar Hollywood'da gençlere yeni bir rol model yarat diyorsun. Valla bakın arkadaşlar, ben size bir şey söyleyeceğim genel manada. Her zaman duyduklarınızla mani olmayın. Hani Edgar Allan Poe'nun bir lafı var. Duyduğunuz hiçbir şeye, gördüğünüzün de sadece yarısına inanın diye. Duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. Gördüklerinizin sadece yarısına inanın. Bu Edgar Allan Poe'nun bir lafıdır. Size biri bir şey söylediği zaman babanız dahi söylese araştırın. Küba devrimi olduktan sonra Che Guevara denen adam Küba devrimindeki komünist devrimler kanlı olmalarıyla meşhurdur. Çok kan akıttı. Devrim bittikten sonra artık Amerika topraklardan atılıp Küba, Republic of Cuba, hani o Küba Komünist Devleti kurulduktan sonra Che Guevara kan akıtmaya devam etti. Durduramadı kendini. Bir nevi kan akıtma hastalığına kapıldı. Her yerde düşman var. Sen zamanında işte generale su vermiştin. Sen zamanında generale su veren arabayı sen kullanmıştın. Sen zamanında generale su veren su şebekesinin başındaki musluğu açmıştın gibi. Önüne geleni öldürmeye başlayınca Fidel Castro dedi ki dur artık. Hani bunun bir sonu var. Artık biz bir şey yaptık. Hani bir devrim yaptık. Devrimlerde mesela bir milattadır aynı zamanda bir devrim. Devrimde mesela dersin ki tamam artık bu şu ana kadar olan her şey. Yani mesela bir devrim yapılır. Devrimde suçlananlar suçlanır. Suçlu görülenler işte idam edilir ya da ceza alır. Ondan sonra bir şey yapılır. Hatta cezaevleri açılır ve cezaevlerindeki herkes dışarı çıkartılır. Anladın mı? Çünkü o bir hani resettir. Bilgisayarı resetlemek gibi. Artık biz bu bilgisayarı resetledik. Yeniden yeni bir format attık. Eski Windows'u sildik. Yeni formata başladık dersin. Che Guevara eskileri karıştırıp hala Sudan sebeplerle adam öldürmeye başladığında Fidel Castro buna birkaç kere uyardı ve ondan sonra dedi ki terk et. Yani devrimin iki kahramanı Fidel Castro ve Che Guevara silah gücü, Fidel Castro akıl gücü, avukattı. Fidel Castro Che Guevara dedi ki 24 saat içinde Küba'yı terk et. O da mücadelesinde bu kadar mücadele ettiği Küba'yı terk etmek zorunda kaldı ve gidip başka bir ülkede kendisiyle hiç alakası olmayan bir savaşta sadece insan öldürmek için savaşırken dağda Kolombiya'da mı Venezuela'da mı nerede bir yerde dağda çatışmada öldürüldü. Adam öldürme hastalığına yakalanmış. Bakın bunu bugün mesela işitçiler falan da yapıyor. Böyle işit gibi bilmem ne gibi hani kafa kesen falan böyle manyak manyak şeyler. Mesela Ukrayna'da savaş var diyorsun. Adam diyor ki ben adam öldürmek istiyorum. Yani gideyim mesela işte Ukrayna ordusuna katılayım, Ruslara ateş açayım. Dava senin davan mı? Hayır. Demokrasiye mi inanıyorsun? Hayır. Hatta Ruslara karşı bir düşmanlığın mı var? Hayır. Ne istiyorsun? Abi ben heyecan istiyorum. Ben macera istiyorum. Ya böyle adamlar çok tehlikelidir, anladın mı? Bunlardan uzak durmak gerekir. Nitekim de belasını da buldu. O yüzden böyle hani bunu bileceksiniz. Mesela Che Guevara, eski Che Guevara, hani ben Küba'yı kurtaracağım, Küba için bir şeyler yapacağım diyen o kaptan Che Guevara değildi öldüğünde. Son birkaç yılı çok rezil geçti, çok kötü geçti. Çok kötü işler yaptı. Bakın iyi insanlar iyi yolda başlarlar. Çok kötü şeyler yapabilirler. Bir insan hayatının 52 yılı yaşayan bir insan, hayatının 50 yılı çok mükemmel işler yapıp son 2 yılında çok kötü işler yaparsa
İnsanlar her ne kadar ya eskiden yaptığı iyi şeyler olsa bile son yaptığı 2 senedeki kötü şeylerden ceza alır. Hiç kimse kalkıp da adam öldürdüğünde ya sen 50 yıl çok güzel bir hayat yaşadın. Son 2 yılda böyle şeyler olur demesi yaptığı suçun cezasını çeker. 36 Boys hoş geldin kardeşim. Latmos sen de hoş geldin. Rami hoş geldin. Genç Akademi hoş geldin. Bu akşam mafya ama mafya derken benim tarzımla mafya. Öyle hani alelade size işte Sedat Peker şunu yaptı bilmem ne bunu yaptı anlatmayacağım. Bu akşam artık biraz sayımız da arttı. Başlayalım. Çok da bir uzun yayın yapmayacağım zaten bu akşam arkadaşlar. Öyle planlıyorum Allah'ın izniyle. Şimdi öncelikle her zaman size söylediğim bir şey var. En baştan başlıyorum. Bir, madde bir. Hamza hoş geldin. Madde bir. Kesinlikle Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı zamanında yaşanılan hayat size anlattıkları gibi sefalet içinde, fakirlik içinde, ne bileyim böyle kanunsuz düzensizlik içinde değildi. Osmanlı'da özellikle İstanbul'da çok güzel bir hayat yaşanıyordu. İstanbul bir dünya başkentiydi. Osmanlı zamanında. Hatta Agatha Christie'nin romanlarında mesela İstanbul ve İzmir geçer. Agatha Christie'nin bazı kahramanları İzmir'de kalır. İzmir'e gider gelir. Smyrna der. Mesela Agatha Christie'nin orijinal 1900'lü yıllardan kalma romanlarında İzmir'den Smyrna diye bahsedilir. Eski adıyla bahsedilir. Şark Ekspresi İstanbul'a gelir alışveriş yapmaya falan. O tarihte İstanbul'un farklı bir dünya sosyetesinde özellikle bir yeri var. Ve İstanbul'un farklı bir ağırlığı var. Bir imparatorluk da olması kaydıyla. Size neden bunu anlatıyorum? Şundan dolayı anlatmak istiyorum. Bir kere güvenlik var. Bakın derler ki eski zamanda bir genç kız, bir genç hanım. Ona şöyle diyelim bakire bir kız. Yani özellikle böyle çünkü söyleniyor. Bir bakire kız İstanbul'dan İpek yoluna gittiği zaman İstanbul'dan Çin'e kadar gider ve Çin'e vardığında hala bakire olarak kalırmış. Bu eski zamanda yolların ne kadar güvenli olduğunu anlatmak için kullanılan bir sözcük. Bunu ne demek istediğini anladın mı? Yani hiç kimse kadına çünkü genç kızlara işte sarkıntılık etmiyor, taciz etmiyor, saldırmıyor. Parasını mesela zengin adama parası alınır, kadına tecavüz edilir. Yani yolların güvenliği ve insanların güvenliği açısından. Türklerin herkesin güçlü olduğu bir dönemde sizin dedelerinizin, babalarınızın cebinde herkesin bir bıçak, bir hani yani kılıçtan bahsetmiyorum ya da baltadan savaş için. Herkesin normalde günlük işleri için, yemeği yerken, elmayı yerken bile kesmek için bir böyle bir saldırma gibi bir şöyle bir şu büyüklükte şöyle bir büyük bir bıçağı belinde taşıdığı zamanlarda herkesin hayatını işte su mesela istediğinde çeşmeyi açıp da su değil, kuyudan çekip de elleriyle aldığı bir zamanda, herkesin elini el gücüyle hayatta kaldığı bir zamanda, yani herkesin bugünkünden çok daha fazla efor sarf ettiği, güç sarf ettiği ve güreşçiliğin Türk milletinin atasporu olduğunu düşünürsen, tabiri caizse herkesin Süpermen olduğu bir ülke. Yani Kripton'dan bahsediyorum size. Anladın mı? Orada herkes Süpermen. Hani orada normal bir insan yok. Tabiri caizse o tarihteki Osmanlı zamanındaki alelade bir Osmanlı köylüsü gelse bugün herkesi yumruğuyla bayıltır. Bak açıkça söylüyorum. Çünkü hayatı mücadeleyle geçmiş. Hayatı efendime söyleyeyim şeyle. Hayatı nasıl diyeyim sana böyle hani yani kuvvetini kullanarak hayatta kalabildiğin bir zamanda mutlaka kuvvet kullanmak zorundasın. Bu şekilde olduğu bir zamanda. Peki böyle bir zamanda bir kişi nasıl kabadayı olabilir? Kabadayının öncesini anlatıyorum size. Bir kişi nasıl yiğit olabilir? Nadir zamanlarda. Mesela benim geldiğim bizim baba tarafından biz Arnavut Prizrenliyiz. Arnavut Prizren tarafında Gora diye bir köyden gelmişiz biz. Gora köyünde bir tane benim büyük büyük dedem attım kafadan. Mahmut Efendi var. Herkesin güreş yaptığı zamanda bu Mahmut Efendi güreş yaptığı çocukları eziyor. Kolunu bacağını kırıyor. Ya diyorlar abi bu çocuk çok kuvvetli. Ya diyorlar bunu ile gönderelim Prizren'e. Çocuk ile gönderiliyor. İldeki güreş yaptığı çocukları da yani eze eze yeniyor. Yani yeniyor ama böyle canını acıtarak yeniyor. Kolunu bacağını bukuyor. Diyorlar ki abi bu çocuk çok kuvvetli. Kaç yaşında? Bu yaşında. Boyu posu da var. Allah Allah diyorlar. Bunu diyorlar vilayet şeye yollayalım.
başvaliliğe, Selanik'e gönderiyorlar. Selanik o tarihte oranın olağanüstü hal bölge valiliği gibi büyük yer. Büyük yerde de herkesi yenerse İstanbul'a gönderiyorlar. Çünkü bu bir şey meselesi yani. Üçüncülük, ikincilik, birincilik Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi neresi? İstanbul. Darüşşadet. Saadet kapısı. Yani Devlet Aliye'yi Osmaniye'nin başkenti olan İstanbul. İstanbul'a gönderiyorlar. Orada da efendime söyleyeyim hani eğer gerçekten kuvvetliyse mesela kuvvetine göre bir şey belirliyor. Burada bahsettiğim adam yiğit sıfatına haiz olabilmek için bir nevi olağanüstü bir güreşçi, olağanüstü bir boksör ya da olağanüstü bir efendime söyleyeyim o tarihte ne varsa işte hani dövüş sporları genelde güreş olmak kaydıyla olağanüstü bir kılıççı. Mesela çok kuvvetliyse gürz kullanıyor. Ne bileyim işte en uzağa ok atan adam, en uzağa işte ne bileyim mızrak atan mızrakçı. Anladın mı? En büyük topu sırtında taşıyabilen gülleci. Yani o zaman herkesi bir şekilde bir yere kanalize etme durumu var. Ve sen eğer belirli bir standardın dışına çıkan bir insansan yiğit oluyorsun. Ama herkesin kanunların olduğu, sen bir kişiye gidip de tokat attığın zaman, o kişi seni şikayet ettiği zaman kadının seni dinleyip niye attın bu adama tokat? Abi anama küfretti. Ettin mi? Ettim. Ulan o zaman iki tokat daha atın. Benden sana izin. Dediği. Ama sen bu adama niye tokat attın? Ya işte falan işte ya adam bana baktı böyle kaş göz yaptı. Yaptılar mı? Hayır efendim. Yapmadılar. Ha tamam. Bak duydun mu? Yapmadılar. Şimdi sen bu adama ne tokat attın? Bir tokat. Bir tokatla benden iki tokat sen bunu at. Dediği zamanlarda. Yani kabadayının kabadayılık yaptığı zaman cezasını çektiği bir zamanlarda. Kabadayılık sistemi olmuyordu. Lakin İstanbul Bizans zamanından beri süre gelen İstanbul'un özellikle sur içi İstanbul'un bir özel bir durumu var. İstanbul bir dünyanın gelmiş geçmiş en zengin şehri İstanbul. O kadar zengin ki Bizans. Sadece şehir devletçiliği ile bütün dünyada güç tutan mesela porno kelimesi kullandığımız bugün pornografik şeyler için kullanılan porno kelimesi Bizans'taki genel evlerin olduğu Pornea sokağından alınır. Pornea diye bir sokak varmış. Bütün genel evler oradaymış. Başka bir sokakta sadece kuyumcular varmış. Başka bir sokakta bakırcılar var. Başka bir sokakta Bizans öyle bir ticaret sistemi oluşturmuş ki çok fazla para geliri olmuş. Yani bugün Türkiye'nin oluşturduğu bir durum gibi mesela diyorlar ya abi çok fazla Arap var, çok fazla işte mesela hani Suriyeli var, şunun bunun var gibi. O tarihte de bütün dünyanın her yerinden, Çin'den biri gelip baharat satıyor. Öbürü işte ne bileyim başka bir yerden geliyor işte ipek satıyor. Öbürü geliyor işte başka bir şey satıyor, demir satıyor derken bütün büyük tüccarların olduğu zamanın işte New York'u gibi, Hong Kong'u gibi bir alışveriş, bir köşe noktası alışveriş merkezi olmuş. Bundan dolayı çok fazla para döner olmuş. Paranın olduğu yerde insanlar çok fazla para kazanır. Ve Osmanlı zamanında da Bizans'ı ele geçirdikten sonra şöyle bir sistem meydana gelmiş arkadaşlar. Hoş geldin Paradisum. Şöyle bir hadise meydana gelmiş. İnsanlar şöyle düşünün. Ben size şimdi burada biraz Osmanlı'yı anlatmak zorundayım. Osmanlı İmparatorluğu'nun olduğu zamanda krallıklarla imparatorluklar arasında bir fark vardır. Krallar sadece bir neslin, sadece bir ırkın kralıdır. Mesela Bulgar ırkının kralı, Bulgar kralı var. Bulgar ırkının kralıdır. Ama ne zaman ki Bulgar ırkının kralı yan tarafa Macarları gider yener, Türkleri gider yener, Yunanlıları gider yener, Arapları gider yener ve bunların hepsini tek bir bayrak altında toplarsa o artık imparatorluk olur. İmparatorların ırkı olmaz. İmparator ben Türk'üm diyemez. İmparatorluk olduğu zaman ırkın üstüne çıkmış olursun. Osmanlı zamanında bütün ırkların bir arada yaşadığı ve bunun bir düzene oturduğu bir zamanla şimdi düşünmenizi istiyorum. Şimdi biraz oturun ve düşünün. Geçmişe gidiyoruz. 1800 yılına gidiyoruz. 1800 yılında İstanbul'da bak hani laiklik var işte ne bileyim din devlet işleri falan filan bunların daha hiçbirinin icat edilmediği dinin devlet işlerine çatır çatır karıştığı bir zamanda 1800 yılında İstanbul'da çok affedersiniz gelen ev vardı.
Anladın mı? Genel ev vardı. Kumarhane vardı. Başka ne diyeyim sana? Meyhane vardı. Her yerde meyhane. Hem de çok fazla meyhane vardı. Ama o meyhanelere Müslümanlar giremiyordu. İnsanların kafalarına şey taktıkları zaman. Durun bakın, hazır yapmışken burada aklıma geldi. Bak. Bu şapkanın takılma amacı, 1800 yılında bu şapkanın takılma amacı o kişinin hangi mezhebe sahip olduğunu göstermekti. Ben bunu taktığım anda bana bu adam ecnebi diyorlardı. Müslüman bu şapkayı takmaz. Müslüman bu şapkayı takmadığı için buna diyorlardı ki evet bu ecnebi. Bu adam bu şapkayı taktığı zaman kumarhaneye gidebiliyordu. Çok affedersiniz, genel eve gidebiliyordu. Meyhaneye de gidebiliyordu. Polis bakıyordu, diyordu ki şeytanın bol olsun efendi diyordu, yürüyordu gidiyordu. Ama ne zamanki başında sarık sarılı, normal Osmanlı sarığı olan bir kişi. Hatta o tarihte öyle bir şey var ki, Tunceli'nin başka bir tarığı var. Bak, Sivaslı bir tıp öğrencisi başına taktığı sarıktan ben bakıp onun Sivaslı ve tıp öğrencisi olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü Sivas'ın ayrı bir sarığı var. Tıp öğrencisinin de farklı bir sarık sarma şekli var. Baktığım zaman diyorum ki bu çocuk Sivaslı bir tıp öğrencisi. İnsanların yazının henüz icat edilmiş, yani yazının çok fazla kullanılmadığı, efendime söyleyeyim hani basının çok fazla yaygın olmadığı yerlerde insanlar kendilerini birbirlerini uzaktan tanıyabilmek için böyle bir sitem almışlar. Çok basit. Şunu gördüğün anda karşıdakinin yabancı olduğunu anlıyorsun. Bunu yaşlı 80 yaşındaki teyze de anlıyor. 5 yaşındaki çocuk da anlıyor. Bak. Biraz geri gittim. Biliyorum, kusuruma bakmayın. Tamamlayacağım. O tarihte işte genel ev gibi, kumarhane gibi, meyhane gibi yerlerin kendine ait sorunları oluyor. Mesela çok affedersiniz, bir genel evde bir erkek birlikte olduğu hanımefendiye şiddet uyguladığında mutlaka orada bir kişinin hazır bulunup bunu, adamı durdurması, dövmesi, atması, işte kemiklerini kırması gerekiyor. Bu her zaman olur. Bu kişi tabii ki oranın çalışan bir güvenlik görevlisi, kapı görevlisi. Her merhanede kapı görevlisi olur. Çünkü adam içer içer hesaba itiraz eder, şu olur, bu olur. Otomatikman bu tip insanlar, hani bileği kuvvetli, dediğim dedik, güçlü kuvvetli, iri yarı, bugün bodyguard, kapıdan içeri girdiğinde bodyguard adam böyle durur böyle. Sakın içeride bir yamuk yapma, ağzını kırarım. Bak. Gördün değil mi? Kasları görüyor musun? Bak. Tun tun tun, demir gibi. İçeri giriyorsun, bir taşkınlık yaparsan bununla kafanı böyle çat kırarım. Tamam mı? Tamam abi. O bodyguard'ın böyle durması bile zaten sana yeter. Adam orada, efendime söyleyeyim, içkili mekanlarda, gece mekanlarında, özellikle gece açık olan mekanlarda çok fazla olay çıkar. Olay çıkan mekanlarda da bu işleri düzenleyen bir olay sistem vardır. Mesela bir Rum'un sahip olduğu, Mıgırdıç Efendi'nin sahip olduğu bir tavernada Mıgırdıç Efendi'nin Kirkor diye bir bodyguardı vardır. Şimdi müşteri Ermeni ya da Rum ya da Yahudi, fark etmiyor. Yani Türk olmamak, yani Müslüman olmaması gerekiyor. Gayrimüslim olduktan sonra Fransız da girebilir, İtalyan da girebilir, Rum da, Ermeni de girebilir. Ama Müslüman olmaması gerekiyor. İçeri girip de hani bir taşkınlık yaptığında ona dur diyen bir kişi oluyor ve o kişi de mutlaka ki o tarihte o bahsettiğim alelade güçlü. Yani Rum'un yiğidi olması gerekiyor. Çok affedersiniz. Adamın adı Kirkor'sa, şu meşhur Kirkor mu? Hani kaslarıyla ceviz kırıyor. Abi adam şuraya cevizi koyuyor, bir koyuyor, çat diye cevizi kırıyor ya. Ben böyle şey görmedim. O Kirkor mu? Evet. O Kirkor işte bilmem ne, işte genel evinde çalışıyor. Adamın biri geçen gün bir şey yapmış, tutmuş, bir çekmiş, kulağı elinde kalmış. Kulağını koparmış adamın. Yapma ya falan. O zaman da Rumların da kendi aralarında yiğitleri var. Özkan hoş geldin. Rum yiğitleri var. Hatta Osmanlı'nın son zamanlarında dahi, hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında dahi Rumların, bizim Hıdrellez şenliği gibi bir şenliği vardı. Rum gençleri sırtlarına ceketlerini koyar, bellerine kamalarını takar, başlarına Rum şapkalarını takar. İstiklal Caddesi'nde meydanda "Hey, var mı lan bana yan bakan" diye Rumca şarkılar, türküler söylerdi ve herkes
yollara dizilir ve bunları seyreder ve alkışlardı Müslüman da olmak kaydıyla. Çünkü bu bir seremoni, bu bir tören. Bizim Hıdrellez'deki ateşin üstünden atlamamız gibi. Biz Hıdrellez'e ateşin üstünden atlıyoruz da ne oluyor? Herkes atlar. Mesela İtalyan gelir der ki çok hoşuma gitti, ben de yapabilir miyim? Tabii gel sen de atla. Yani bu da böyle bir şey gibi. Mesela yumurta satıldığını ben kendi gözlerimle gördüm. El arabasında boyalı yumurta satılıyordu Paskalya tatili için. Paskalya bizim yortumuz değil. Paskalya bizim kandilimiz değil. Hristiyan kandili. Ama çok fazla Hristiyan vardı o tarihte İstanbul'da. Yani bu bahsettiğim zamanlarda İstanbul'un yaklaşık %30 nüfusu gayrimüslim. Yani İstanbul'da 2 milyon insan yaşıyorsa bunun yaklaşık bir 600 bini, 600 küsür bininin yabancı Rum olduğu ve bu adamların doğduğundan beri orada yaşadığını düşünün. Hani hep derler ya, biz bu memleketin gerçek sahibi biziz derler ya bugün hala. İşte onlar o olduğunu iddia eden o kesim o zaman. Yani 500 yıllık, belki 1000 yıllık Bizanslı olanlar. Orada yaşıyorlar ve efendime söyleyeyim, bunların kendi mafyaları var. Bunların kendi düzenleri var. İşte bunların da kendi aralarında şey var. Adam mesela generale gidiyor, diyor ki ya Mıgırdış Efendi çok fena durumdayım, param yok, bak maaşımı alayım sana geleceğim, söz vereceğim diyor. İçeride giriyor hanımefendiyle, işini görüyor, çıkıyor dışarı, ertesi gün oluyor maaşını alıyor, gitmiyor. Mıgırdış Efendi Kirkor'a diyor ki git bul bunu, Kirkor buna iki tokat atıyor, ay diyor unuttum falan, gidiyor parayı veriyor. Her zaman insanlar yalan söyler, her zaman insanlar borcunu zamanında ödemez, her zaman insanlar arasında alışveriş için bir şey olur ama bu normal şartlarda bir şey için olmaz. Çünkü normal zamanlarda o zaman kadı var ve o zamanın kadıları bugünkü adli sistemden çok daha güçlü, onu da söyleyeyim. Çünkü o zamanki kadılar öyle kadılar ki canavar gibiler. Hatta öyle bir hüküm veriyorlar ki bak, iki tarafta kabul ediyor. Her çıkan hükmü iki tarafın da birden kabul ettiğini düşünün. Yargıtay diye bir şey olmadığını düşünün. Bugün bir kişi mesela hırsızlık oluyor. Adam geliyor, benim 1 milyon lira paramı çalıyor. Diyor ki ben paraları yedim. Para nerede? Yok. Hakim diyor ki yok para. Ben diyorum ki ben olmaz. Hakim Bey itiraz ediyorum, ben paramı istiyorum. Hakim diyor ki yemiş efendim parayı, ne yapayım diyor. Hayır efendim ben diyor onu hapse atacağım. Ya ben hapse girmesini istemiyorum. Ben paramı istiyorum. Yani bana paramı verin. Yoksa parasını ne yapacağız? Kolunu kesin. İyi o zaman. Kesin kolunu diyor. O hırsız diyor ki dur efendim dur. Tamam dur diyor, söyleyeceğim. Söyleyeceğim, bir yere gömdüm diyor. Toprağa gömdüm, nerede olduğunu söyleyeceğim diyor. Kolunu kesecekler yoksa. O zaman ben mutlu oluyorum. O da kolu kesilmediği için mutlu oluyor. O zaman adalet sistemi 10 numara. Ve hani kol kesme bilmem ne gibi böyle şeyler de olduğu için senede bir tane kol kesildiğinde şimdiki gibi 500 tane hırsızlık olmuyor bir gecede. Bir senede topu topu 3 defa 4 defa hırsızlık oluyor. Çünkü hırsızların cezası çok ağır. Hatta hapishanede cezası çok ağır. Hapishaneye girdiği zaman bir hırsız inim inim inletirlermiş. Sen nasıl kalkar da şey yaparsın? Sen nasıl kalkar da efendime söyleyeyim hani biz buradayız hani biz kader mahkumuyuz, sen bizim çocuğumuzun parasını mı çaldın diye. O yüzden eski zamanda kabadayılığın bir altı yiğit olmak gerekiyor. İnsanların seni yiğit olarak tanıması gerekiyor. Derler ki namı Keke Hasan denen bir yiğit var. 4 kişi bunu pusuya düşürmüş. 4 kişi buna saldırmış. Bu 4 kişiyi dövmüş. 4'ünü birden yere sermiş. Bir de ceplerine birer mecidiye de para koymuş. Niçin? İşte bundan da gidin ağzınızı burnunuzu düzelttirin. İşte kesiniz mesinizi dikiş attırdım falan filan. Kafayı gözü yerdim, kusura bakmayın. Ben böyle bir adam duydum. Dövermiş adamı, dövdükten sonra kartını bırakırmış. O abimin arkadaşı vardı, Panter Mitat. Ondan sonra kart bastırmış, dövüyordum adamı diyor. Dövdükten sonra kartımı bırakıyorum. Doktor masrafı falan olursa ara falan diye. Yani anladın mı? Böyle adamlar vardı şimdi zamanında. Adam ondan sonra cuma adam böyle bunun bu nedir? Bu yiğittir. Şimdi Osmanlı'nın son zamanlarında Osmanlı çok zayıflamaya başladı. Arka arkaya 18 yıla yakın 17-18 yıl savaşlar çıktı. Ve her savaşta biz ordumuzun ciddi miktarını kaybettik. Yani her yıl ordumuzun %10'luk kısmı eridiğinde devamlı yeni askere almalar geldi. Mesela bizim işte hali hazırda diyelim ki 100 bin askerimiz var.
10 bin 20 bin asker kaybettiğimizde bunları yerine koymak için seferberlik emriyle köylerden yaşları işte önce 40 yaşında olanları seferberlikle almaya başladılar. Sonra 30 yaşında olanları çağırmaya başladılar. Önce 30 yaşında olanları aldılar. Pardon. Sonra 40 yaşında almaya başladılar. Hatta artık Cumhuriyet'in son zamanlarında o Çanakkale'nin savaşının olduğu zamanlarda 15 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencilerini bile askere aldılar. Bu beraberinde bir boşluk getirdi. Ne oldu? Müslüman dünyasının içi boşaldı. Müslümanların sayısı azalırken Rumların sayıları aynı kaldı. Bu bir tehlikeli bir durum arz etti. Çünkü ticari güç o zaten onların elindeydi. Bu bir ticari bir sıkıntı oluşturdu. Yavuz hoş geldin. Biraz geriden aldım. Kusura bakmayın anlatacağım. Velhasıl kelam Osmanlı'nın bitmesiyle birlikte Osmanlı'yı bitirelim. Çünkü çok uzun. Şimdi bunu girersem daha bir saat bunu anlatmam lazım. Osmanlı'yı bitirelim. Osmanlı'nın bitimiyle, Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Müslümanlık, yeni gelen Cumhuriyet ilk yaptığı icraatlardan bir tanesi 1920'li yılların taklit modası olan dinleri sona erdirmek akımı oldu. 1920'li yıllarda dünyadaki hemen hemen bütün ülkeler dinler bize zarar veriyor. Dini güç, siyasi otoritemize engel oluyor. O yüzden biz dinle devlet işlerini birbirinden ayırt edelim. Yani dini siyasetin içerisinden çıkartalım diye bir model oluşturmaya başladılar. Bunu Almanya'da yaptı, İtalya'da yaptı. Her yerde. Ama şöyle bir sistem var ki, şöyle bir yanlışlık var ki, İtalya'da, Fransa'da ve Almanya'daki gibi değildi bizim sistemimiz. Orada ciddi ciddi karışıyordu. Orada mesela kralların kimin kralı olacağına papak falan karar veriyordu. Bizde öyle bir şey yoktu. Bizde Hindistan hani gariban işte bir şey olacağı zaman ona danışırlar. Bize Anayasa Mahkemesi gibiydi. Anladın mı? Bizim Hindistanımız Anayasa Mahkemesi'nin başkanı gibiydi. Çok özel bir durum olursa, kimsenin çözemediği bir durum olursa ona gidilir. O onun üzerine verirdi. Yani bir Hindistan'ın bir senede verdiği fetva sayısı 10'dur 20'dir. Anladın mı? Şimdiki gibi değil. Şimdi Yargıtay bir efendim Anayasa Mahkemesi şimdi ne bileyim bilmem kaç bin tane dosya bakıyor bir senede. O zaman öyle değil. Çünkü sorun olmasına gerek kalmıyor. Velhasıl kelam ne oluyor? Test of Love hoş geldin. Ne oluyor? Ondan sonracıma şu meydana geliyor. Osmanlı bitti. Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyette yeni cumhuriyet din sistemine biraz uzak durdu. İnsanlar da şöyle bir meydana geldi mesela. Normal halk da artık normal bir mesela bir işte Arnavut kişisi kendimi örnek alarak söyleyeyim. Meyhaneye gidebilmeye başladı. Bak. Normal bir Arnavut da çok affedersiniz genel eve gidebilmeye başladı. Ve oradaki yaşanan sıkıntıları normal halk da yaşamaya başladı. Bu arada 1915'teki bu Yahudi Ermenilerin tecir olaylarını hatırlar mısınız? 1915 yılında Ermeniler Rusya'la, Rus askeriyle birlikte olup da Rus askeriyle birlikte Erzurum bölgesinden Türkiye'ye doğru girdikleri zaman o bölgede çok fazla kıyım yaptılar. Yaklaşık 1974 yılında Amerikan CIA'nin yaptığı rapora göre yaklaşık 1,5 milyon ile 2 milyon arası Türk'ü köy köy çocuk çoluk demeden köpeklere kadar katlettiler. Bu savaş zamanı anlaşılmadı. Savaştan sonra anlaşıldı. Ve bu meydana çıktığı zaman halk arasında çok büyük infial uyandırdı. Halkın bu infiali çok rahatsız etti insanları. Savaştan dönen askerler köylerine gittiklerinde köylerinin yerinde olmadığını gördüler. Çünkü Rus askerini arkasına alan Ermeniler nasılsa artık bu bölge bizim Osmanlı yıkıldı deyip o bölgedeki Osmanlı izlerini sildiler. Camileri bile yıktılar. Bunu gören ve askerden gelen insanlar babalarının analarının intikamını aldığında şahsi intikamlarını aldığında ve bunu herkes yapmaya başladığında çok ciddi bir olay oldu. Buna tecir dediler. Yaklaşık 10 Ermeniden biri yakalanıp tabiri caizse o zaman o bahsettiğim kişiler tarafından ithaf yani infaza uğradığı halde 9 Ermeni kaçmayı başardı. Bu beraberinde şöyle bir olay getirdi. İstanbul'da yaşayan Ermeniler çok büyük, çok zor bir durumda kaldı.
Ermenilerle birlikte Rumlar da. Çünkü şöyle bir durum vardı. Bizim o zaman o tarihteki bahsettiğim insanlar, bak o tarihteki bahsettiğim insanlar şu. Bu şapkayı takan insanlar. Şimdi adam bu şapkayı taktığı zaman Ermeni mi, Yahudi mi, Fransız mı, Rum mu, Yunan mı, İngiliz mi fark etmiyor. Bizim Sivas'ın köylüsü için. Şu şapkayı taktığı anda diyor ki ecnebi. Pardon, Rum diyor. Yani Osmanlı içinde yaşayan ama Osmanlı'nın Müslüman olmayan gayrimüslim tebaa. İnsanlar vay Rumlar bir sürü insan öldürmüş. Vay Rumlar köy köy halk katletmiş deyince Rumlara karşı bir tepki olunca bunların büyük bir kısmı İstanbul'u terk etmek zorunda kaldı. İstanbul yaklaşık 5-6 kere büyük göç verdi. Sayıları 600 bin olan bu Rumların sayısı 100 bin, 100 bin, 100 bin azaldı. Kimi Fransa'ya gitti. Orada çoğunun akrabası vardı. Kimisi Amerika'ya kaçtı. Her giden dedi ki işte malum biliyorsunuz bir ülkeye gittiğinde orada sempati duyulması için dersin ki bana çok zulmettiler. Ben çok sıkıntı çektim dersin. Yani ya öyle mi vah vah o zaman sana burada bir ev vereyim ben de bir arsa vereyim sana. Bana neler yaptılar neler annemi dedemi halamı teyzemi öldürdüler bir ben sağ kurtuldum. Yalan. Ne büyük bir facia. O zaman biz sana şurada işte 5 dönüm bir arazi verelim. Yani anladın mı? Çünkü böyle oluyor bu işler. İnsanların şeyini kullandılar, merhametini kullandılar her giden. Ve bu beraberinde şöyle bir şey getirdi. Gayrimüslim tabağı, o gayrimüslim kişiler ortadan kalktığı zaman yani kaybolduklarında, kaçtıklarında, öldürüldüklerinde, kaybolduklarında ya da yani onlar artık orada olmadığı zaman bir boşluk oluştu. Mesela çok affedersiniz bir genelev vardı. O geneleve bazı Türkler Rum kılığında giriyorlardı. Adamın çok ihtiyacı var. Adam diyor ki ben dayanamıyorum abi. Genç adamım, bekarım, evlenemiyorum. Param yok. Mecburum ben bu işi yapmaya diyor mesela. Hatta zamanında Süleyman Demirel İstanbul'daki Karaköy genelevini kapatalım. Çok sıkıntı oluyor, çok ayıp oluyor insanlara dediği zaman demişti ki bu genelevi kapatalım da millet bizim işi yapsın. Bunu gazetede manşette yazdı. Genelevleri bir kapatalım da millet bizim işi yapsın diye. Yani genelevler açık olmak durumunda. Genelevler evet açık oluyor. Evet genelevler kullanılıyor. Buraya giden ve buraya gitmesi gereken aslında bir tayfa var. Yani o tayfa çünkü oraya gitmezse milletin karısına kızına saldırır. Ama bu genelevleri artık Rumlar tutmuyor. Çünkü Rum kaçmış. Şimdi enteresan bir boşluk oluştu. Eskiden Rumların elinde olan, bak eskiden Rumların elinde olan bir takım işler artık Müslüman tabağa geçmeye başladı. Meyhane artık Müslüman işletiyor. Anladın mı? Müşterisi de Müslüman. Bu çünkü çok enteresan. Bu bir devrim oldu. Bu devrimle birlikte özellikle Beyoğlu civarında kabadayılar üredi. Tuzsuz Bekir. Mesela Tuzsuz Deli Bekir. Osmanlı zamanında İstanbul'un meşhur kabadayılarından. Öğüt var mı lan bana yapan? Benim adım Tuzsuz Deli Bekir. Anamı kesen ben, babamı kesen ben. Öğüt diye gece baktı bağırır. İki meyhaneyi, üç tane genelevi, Beyoğlu'nun işte ne bileyim Tarlabaşı semtindeki toplasan işte bir 300-500 konutluk bir bölgeyi kendine mesken edinir. Der ki şu sokaktan şu sokağa kadar benim, ben bu bölgenin ağasıyım. Buna kabadayı dediler. Bak yiğitlikten kabadayılığa geçtik. Bu adam oradaki yapılan satıştan para almaya başladı. Mesela bir kişi kalkıp da genel eve bir sıkıntı yarattığında bu gitti onu dövdü. Ne bileyim bir kişi kumarhanede kumar oynayıp parayı vermediğinde bu gitti tahsilatını yaptı. Bu ama şöyle bir hadise meydana geldi. Konuşulmayan bir kural ile birlikte kumara evet yapıldı. Uyuşturucuya hayır ve fuhuşa hayır. Hiçbir mafya, hiçbir kabadayı, hiçbir yiğit uyuşturucuya ve beyaz kadın ticaretine, o zamanki adıyla beyaz kadın ticaretine iyi bakmadı. Çünkü bunların adına farklı bir şey diyorlardı. Hani pezelevelenk falan derler ya, olan ben pezelevenk miyim demesinler diye. Hiç kimse bu işi yapmadı. Hatta 1980 küsürlerden 90 küsürlere kadar arka arkaya 8 yıl
Matild Manukyan diye Genelev patroniçesi Türkiye'nin vergi kraliçesi seçildi. Neden biliyor musunuz? Çünkü hiçbir mafya babası bu kadını koparmadı. Kadın işini gücünü yaptı. İşte Wikipedia'ya bakarsanız Matild Manukyan hakkında der ki işte terzilikten gelmiş, şunu yapmış, işte kadınlara borç vermiş. Tamam ama bir mafya gidip buna saldırmadı. Mesela zamanının Sedat Peker'i yok mu? Var. Zamanının Sedat Peker'i Matilda Hanım vergi rekortmeni olmuşum ver bakalım bizim sakalı demedi. Diyemedi. Çünkü eğer bunu demiş olsaydı o zaman derlerdi ki o işte o zamanın Sedat Peker'i diyelim ki işte Arnavut Cem de pezelevenk olmuş. İşte, nasıl abi almıyor musun abi oranın parasını? Aynı şey işte. Bilmem ne suyuyla yaşamak derler. Bilmem ne suyuyla yaşıyorsun falan. Adam bunu dedirtmesin diye kadını bıraktılar. Kadın neredeyse dokunulmaz bir şekilde, çünkü kimse yapmadığı bir şekilde yaptı. Ne zamana kadar? Türkiye'de ticaretin şekli değişene kadar. Ha, ticaretin şekli Türkiye'de değişti. Eskiden kabadayılar sadece kumar, en çok da kumar, fuhuş bir kısım ufak tefek, çünkü oluyor bir şeyler. İşte kadın geliyor diyor ki beni dövdü diyor falan, işte beni yaraladı diyor, sen gidip kadını dövüyorsun, herkesin bir aftosu var falan filan, oluyor böyle şeyler. Ve meyhanelerde de çok kavga çıkar, şey olur. Bunlar küçük mafyatik olaylar, kişisel bir şey. Bir gece kulübüne ne kadar borç takabilirsin ki? Bir kere gittin para vermedin, bir adam bir daha almaz, hadi diyelim ki bir daha aldı. İki kere, hadi taş çatlasa üç kere gittin, yemek yedin, içki içtin, para vermedin. Bugünkü parayla 3.000-5.000 lira borç taktın. Daha fazla takamazsın. Bunun için de kimse kimseye gidip vurmaz, en fazla döver. Ama bir şey meydana geldi. Türkiye'de ticari hadiseler büyümeye başladı. İnsanlar ticaret yapmaya başladı. Bak, insanlar ticaret yapmaya başladıklarında, senin bahsettiğin Enis Karaduman gibi bir takım, insanlar şöyle çıkmaya başladı. Sen kendi bölgende bilinen bir insansın. Mesela benim yaşadığım bölgede en çok kavga eden birkaç kişi vardı. Yani bir tane Ayı Hikmet vardı. Adamın adı Ayı Hikmet. Bir ben vardım. Bir iki kişi daha vardı böyle namlı. Hani onlar böyle kavga eder. Hani kavga etti mi de karşıdaki adamı dövme ihtimali %90 yani. Abi Ayı Hikmet'le Ayı Hikmet'e bas. Abi oğlum sen benim dediğimi dinle. Ayı Hikmet'e parayı bas. Ben o adamı biliyorum. O herif karşısına kim çıksa döver. Buldozer gibi bir adamdır derim. Ve bir kişi diyelim ki kalkıp da beni dövdü. Ulan beni dövebilir mi adam? Dövdü. Dövdü anasını satayım. Ayı Hikmet'e derim ki abi bu herif beni dövdü. Al burada bir kese altın. Bu herifi döv. Sana bir kese altın. Hayda. Haklı mı abi? Haksız yere dövdü. Ha öyle mi? O zaman gideyim döveyim der. Ayı Hikmet bunu döver. Omuz atar. Bilmem ne bakıyorsun lan der. Böyle yandan falan der. Herife gider dalar. Bir kese altını da alır. Şimdi ticari hadiseler başladığında ticaretin limiti çok büyük. Özellikle İstanbul bölgesinde. İnsanlar ticaret yapmaya başladı. Ticarette bir takım şeyler başladı. Mesela 1980'li yıllarda hayali ihracatlar başladı. Özal geldi, baktı ki 1980-83 arası 3 yıl ordu iktidarda kalmış. Özal geldiğinde dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda 70 sent var. Başka da gram para yok. 270 ton altında buharlaşmış. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda 270 ton altın var. Askerler bunları yemiş. Ve Anayasanın 1980 Anayasanın birinci maddesi bu anayasayı yapan askeri kadro yargılanamaz. Birinci madde budur. Yargılayamıyorsun da. Adam 270 ton altın kaydı bile yok. Hani normalde altın değil mi? Merkez Bankası'na bugün git hani ne aldıysan ne verdiysen kayıt altına alınır. O zaman kayıt yok. 270 ton altın buhar. 70 sent sadece para vardı Merkez Bankası'nda. O zaman rahmetli Özal dedi ki aradı darphaneye, dedi ki devlet darphanesi mi? Evet Sayın Başbakanım, para bas. Efendim bas ulan dedi, bas. Gece gündüz makineler çalışacak. Bu beraberinde enflasyonu getirdi. Enflasyon beraberinde şeyi getirdi. Hani ne bileyim ondan sonracıma fiyatlarda artışı getirdi. Bunu sen bugün eğer kalkıp 100 liraya alıyorsan bir dahaki ay 300 lira. Bir dahaki sene 4000 lira. Acayip bir enflasyon var. Hani Türk parasından şimdi bir sıfır atıldı ya, 6-0. Türk parası o kadar bir hale geldi ki, nasıl biliyor musun? Dolar markın böyle bir günde doların bir misline çıkması çok normal bir olaydı. Çünkü karşılıksız para basıyordu darphane. Özal bunu biliyordu.
Evet diyordu, biliyorum karşılıksız para basılacak. Evet ama ben diyordu bundan açtıkça millet diyordu, bizim milletimiz. Bak Özal çok kafalı bir adamdı, diyordu ki ben bu millete müsaade edeceğim, para çalsınlar. Naylon faturalar bilmem neler. Tamam diyordu Özal ya, yapsınlar, ne yapacak bu adamlar? Fabrika yapacak. Ben o diyordu fabrikadan vergiyi almasını bilirim zamanında. Şimdi diyordu sesimi çıkarmayacağım. O zaman bir sürü insan bu şekillerde şey yaptı. Yalnız bu beraberinde bir sürü alaverili, dalaverili işlemi de getirdi. Adam mesela Türk halkının bir özelliği vardır. Hatır çeki keser. Bizim bu El Ray'ın programına çıkmıştı. Hikmet, Namık Hikmet. Hoca muydu meşhur SAS komandosu? Hatır çetinden 44 bin lira mı ne para kesmiş bir arkadaşının, bir komutan arkadaşının oğluna hatır çeki için. Yani Namık Hikmet gibi adam, Namık Ekin pardon, Namık Ekin gibi adam. Yani taşı çıksa osurtur böyle, taşı böyle part part pırt 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 osurur böyle bir adam. O bile hatır çeki vermiş. Biz Türk halkının böyle hatır çeki falan böyle manyak manyak huyları vardır işte. Ondan sonracıma böyle sıkıntılı şeyler meydana gelir. Velhasıl kelam ticaret arttı. Ticarette işte şeyler arttı. Mesela iki arkadaş ortak bir yer alıyorlar. Mesela şöyle bir hadise meydana geliyor. Chatten akıyorum. Emre Hataoğlu, Ferhan Camcıoğlu. Emre Hataoğlu ile Ferhan Camcıoğlu iki tane yakın arkadaş. Ferhan Camcıoğlu der ki abi bak bir yer, bir tüyo aldım. İstanbul'da Beylikdüzü'nde fiyatlar artacakmış. Beylikdüzü'nde bir arsa buldum. Arsa 10 bin lira bugünkü parayla. İki dönüm bir yer. Peki der Emre Hataoğlu, annesinin bileziklerini bozdurur, verir Ferhan Camcıoğlu. Ferhan Camcıoğlu alır iki terlideki yeri. Hakikaten derler ki oradan ikinci yol geçecek. O 10 bin liraya aldıkları tarla 2 milyon liraya çıkar fiyat. 2 milyon TL. Fabrika arsası olmuştur artık, endüstri sanayi bölgesi. Şimdi Ferhan Camcıoğlu der ki ya ben niye vereceğim kardeşim bu parayı ya? 2 milyon lira para. Normalde 1 milyon lira al kardeşim. Bak 2 milyon lira satalım. Buranın parasını sana verelim demesi gerekir. Şimdi Ferhan Camcıoğlu şöyle de düşünüyor olabilir. Ferhan Camcıoğlu der ki ya bak kardeşim, bak Emrah, satmayalım abicim. Burası şimdi 2 milyon ama yarın bir gün 5 milyon edecek, 10 milyon edecek. Gel buraya fabrika kuralım. Emrah Ataoğlu der ki ben anlamam oğlum. Ben annemin bileziklerini bozdum. Bana 1 milyon vereceksin. Şimdi Ferhan'ın bu adama 1 milyon lira para verebilmesi için, o da çok büyük bir para, o arsayı satması gerekiyor. Ama Ferhan burayı satmak istemiyor. Bak mafya nasıl böyle şeyleri sever. Şimdi Emre Hataoğlu diyor ki sen beni kandırdın. Benim paramı yedin. Ya kardeşim yemek istemiyorum ama yani ben sana, ben burayı sana veremem parasını. Ben burada iş yapacağım. Fabrika kuracağım buraya. İyi de fabrika kuracaksın da oğlum, burası benim paramla alındı lan. Sen burayı benim paramla aldın. Biz seninle böyle anlaşmadık mı? Akıl senden, para benden. Sende para yoktu. Ben verdim parayı. Evet. Ya verdin ama vermiyorum ulan diyor en sonunda. Ferhan Camcıoğlu diyor ki yeter ulan seninle mi uğraşacağım, vermiyorum diyor, git kime gidersen git diyor, almadım ben senden para, nasıl ispat edeceksin diyor. Bak şimdi Emrah Camcıoğlu diyor ki ben annemin bileziklerini verdim, sen de orada fabrikayı kuruyor musun baba, yapıyor musun oraya? Öyle Allah, o senin 2 milyonluk arsa oldu 20 milyon, sen oraya bir de devletten teşvik almışsın, bir fabrika yaptın, sen oldun 500 milyonluk. Ferhan Camcıoğlu diyor ki ulan bu herif benim yüzüm paramla yaptı. Doğru. Bak Osmanlı eğer mahkemesi olmuş olsa Ferhan Camcıoğlu gider Osmanlı mahkemesine verir. Kadı ortadan ikiye böler malı. Kaç para yapıyor bu adamın bütün serveti? 500 milyon lira Kadı Efendi. 250 milyon lirası Ferhan Camcıoğlu'na, 250 milyon lirası Emrah Ataoğlu'na der. Osmanlı zamanında olsa, ama Osmanlı zamanında olmadığı için işte İsviçre kanunu, bir yok İtalyan hukuku, Alman ceza hukuku falan derken işin içinden çıkamıyor kimse. Adam diyor ki ben almadım. Aldıysam bile diyor ki 10 bin lira aldım efendim. Evet diyor hakim, bak. Adam evet kabul ediyor. Evet efendim kabul ediyorum, 10 bin lira aldım. Al 10 bin lirayı vereyim. Al diyor, vereyim 10 bin lirayı. Adam diyor ki hayır 10 bin lira olur mu? Sen bütün bu serveti benim 10 bin liramla yaptın. Benim annemin bilezikleriyle yaptı. İşte bu zaman işin içine mafya giriyor. Bak. Gidiyor Cem Baba'ya. Emrah Ataoğlu. Cem Baba da böyle hani adam vuran, adam kesen, öldüren, içeride hapiste adamları olan namlı biri. Hani
affı yok yani. Hani hakikaten hani Cem Baba demeyeyim, ne diyeyim, Sedat Peker diyeyim. Bugünkü Sedat Peker. Ha, söylemeye şey ve is yok. Sedat Peker. Sedat Reis. Gidiyor Sedat Reis'e, buluyor bir tane tanıdık. İşte bunun amcaoğlunu, babasının, halasının, teyzesinin aynı okulda okuyan kapıcısının görümcesini buluyor. Biliyor araya. 500 milyonluk bir mevzu var deyince Sedat diyor ki gelsin bakalım konuşalım. Sedat diyor ki ben aslında böyle şeylere girmem. Küçük işlere mi, anlat bakayım diyor falan. Emre anlatıyor. Abi böyle 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 oldu. Böyle 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 oldu. Oo diyor, tamam. Sen diyor diyeceksin ki diyor. Bak sen diyeceksin ki diyor. Efendime söyleyeyim Ferhan'a. Ben bu işten, yani bu işin içinde artık benim Cem abim de var. Peki. Arıyor diyor ki ben diyor bu işi Cem abiye devrettim. Artık Cem abi var bu işin içinde, haberin olsun. O da diyor ki Cem kimi lan diyor. Cem'inin anasını avradına. Öyle derler hep. Cem de bunu diyor. Ha öyle mi dedi. Anama avradına küfretti. Tamam. Gidiyor buna bir sıkıştırıyor. İşte nasıl gerekiyorsa o şekilde sıkıştırıyor. Çünkü 500 milyonluk bir olay. 500 milyonluk servet. Gidiyor adamı sıkıştırıyor. Adamı diyor ki burası bizim kardeşimizin parasıyla alındı. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Uzun hadiseler meydana geliyor. Size burada anlatmayacağım. Ama bu benim daha önceden tanık olduğum bir şey. Ne oluyor biliyor musunuz? Bak şimdi. Aradan 2 yıl geçiyor. Cem Baba o 500 milyonluk şirkete sahip oluyor. %100'üne. Ferhan Camcıoğlu Avcun'u alıyor. Emrah Ataoğlu Avcun'u alıyor. Emrah Ataoğlu Avcun'u alıyor çünkü Cem Baba'yı o getirmiş oraya. Sen bana vekil veriyor musun? Vekilim abi. Ne dersem kabul ediyor musun? Kabul ediyorum abi. Tamam. Yarısı sana, yarısı bana. Tamam. Ferhan Camcıoğlu'na bir şey verilmiyor. Neden? Çünkü Ferhan Camcıoğlu suçtu. Parayı yemiş, vermemiş, vermiyorum ulan demiş. Bir de bana küfretmiş. Onun zaten hiç af yok. Onun %50'sini alıyorum. Yani o paranın %50'si onun hissesini konuyorum zaten. Onu ona konarken de şöyle konuyorum. Ferhan Camcıoğlu da bana para ver demiyorum, vermez. Ferhan Camcıoğlu'na diyorum ki oğlum bak git. Annenin babanın elini öp. Bir iki hacca macca gideceksen sana bir 3 ay veriyorum. Bak önümüz hac zamanı, 3 aylar dedi git 3 hacca git. Gel. Vuruyorum seni, haberin olsun. Nasıl bas bayağı. Sen bana küfrettin. Senin bitti, ben senin kalemini kırdım. Haberler gidiyor bir iki tane önemli adama. Bir iki hazırlıklar yapılıyor. İşte daha önce anlatmıştım size. Bir tane arabaya bir iki tane genç konuyor köyden gelen. Gençlere arıyor Cem Baba, diyor ki şu tarih şu benim plakalı 34 RS100 plakalı arabanın içinde diyor 3 tane genç var falan. Polis durduruyor çünkü ihbarı ben etmişim. Araba benim. Kendi arabamı ben ihbar ediyorum. Polis mi durduruyor gençleri? Gençler hayrola bakayım ha silahlar bu ne Kalaşnikov falan. Nereye gidiyor? Yok abi falan. İki tokat diyor ki abi biz Ferhan Camcıoğlu'nu vurmaya gidiyorduk. Yarın gazetede haber. Ferhan Camcıoğlu'nu vurmaya giden 5 kişi bir araba dolusu silah, 16 tane el bombası, 26 tane tüfek, 42 tane roket atarla yakalandı. Ferhan Camcıoğlu'nun bir annesi babası var. Bir karısı var, bir çocuğu var. Hepsi böyle oluyor. Eller ayaklar titriyor. Oğlum arabada yakalanan şey anasatayım ya. PKK cephaneli gibi cephane yakalanmış arabada. Herkes diyor ki sen bittin, sen yandın, bu herif seni yaşatmaz. Ben mahkemeye çıkıyorum, karakola çıkıyorum. Diyorum ki ben bu adamları tanıyorum. Ha benim adamım. Ha. Ama ben demedim bunlara bir şey yapın. Ben bilmiyorum. Kendi başlarına yapmışlar. Ama benim adamımdır. Bizim kardeşimizdir bunlar. Bizim çocuklarımızdır falan. Çocuklar da haber yollar. Merak etmeyin, çocuklar halledeceğiz falan. Biraz iki ay kalacaksın içeride. İçeride bunların koğuşu var falan. Tamam abi diyorlar, kalırız ne demek abim falan. Ferhan Camcıoğlu eyvah diyor. Eyvah ben ne bok yiyeceğim. Tamam abi diyor veriyorum. Yok diyorum ben istemiyorum oğlum. Git bak sana bir ömür bir şey verdim. Git Eyüp Sultan'a git sabah namazı kıl. Son namazlar. Adam diyor abi tamam bu yeri veriyorum. Ben başka bir yer var orayı da veriyorum. Alıyorum burayı. Emrah Ataoğlu. Emrah Ataoğlu'na da diyorum ki kardeş biz buraya %50'sini sana verecektik ama bizim burada masrafımız oldu. Ben 10 tane çocuk yakalattım. Arabam gitti. 5 tane Kalaşnikov'um gitti. 36 tane el bombam gitti. 4 tane roket atarım gitti. Gel bakayım bir hesap yapayım sana. O roket atar başına şu kadar milyon. Bunun başına bu kadar milyon. Çocuk diyor ki abi bende para yok. Hep sende para yoksa iş senden alacağız. Çocuk diyor ki abi karşı tarafa zarar verdin mi? Verdin ya helal hoş olsun diyor. Bak öyle pis bir şeydir ki bu mafya işleri.
Ferhan Camcıoğlu diyor ki, oh canımı kurtardım. Al abi al. Malı veriyor, mülkü veriyor, fabrikayı veriyor. Uzatıyorum elimi. Üç kere öpüyor. Abi Allah senden razı olsun. Beni öldürmedin diye. Emrah Hatoğlu'na uzatıyorum elimi. Beş kere öpüyor. Abi diyor Allah razı olsun. Bunun yanına bırakmadım puşt diyor. Sıfıra indirdin diyor. O artık diyor sıfır. Ferhan'la Emrah diyorlar ki ulan ne oldu lan diyor işte. Ne güzel paramız vardı eşi olacak senin yüzünden. Olsun lan diyor. Bana yedirmedin senin de olmadı. Oh canıma değsin diyor. Emrah Ataoğlu'nun kaybı annesinin bilezikleri. 10 bin lira. Ferhan Camcıoğlu'nun kaybı çok daha büyük. Ama o da haramdan gelmişti o para. Mafya konuyor. Mafyada tabii bu işi yaparken hakikaten polise bir miktar para gidiyor, savcıya bir miktar paraya gidiyor. Yani o 500 milyon liranın 400 milyon lirası, 100 milyon gibi bir masrafı olur. 400 milyonu kalıyor. Nasıl çalıştığını anlıyor musunuz şeylerin, olayların aşağı yukarı? Bu şekilde gidiyor. Şimdi daha fazla ticari bir takım hamleler yüzünden, yani ticaretin artmasıyla çok büyük paralardan bahsedilmeye başlandı. Mesela buradaki chatten söylediğim isimleri hakkınızı helal edin çocuklar. Ferhan Camcıoğlu'nu, Emre Ataoğlu'nu İstanbul'un Sarıyer'de aldıkları 250 dönümlük alan bugün Türk parasıyla 8 milyar TL yapıyor. Yeni TL. 8 milyar lira yapıyor. Üzerine 6 tane site, golf kulübü yaparsın. Havalimanı yaparsın. Bir şekilde almışlar. Nasıl almışlar? Almışlar. Kamulaştırmışlar, bir şey yapmışlar, ıvır yapmışlar, bir üç kağıt yapmışlar, hile yapmışlar. Nasıl bilmiyorum. O insanlar yapıyor. İnsanların işi bu. Yapıyorlar bunu. Selçuk hoş geldin. 8 milyar TL yapıyor. Bunlar birbirlerine girdiklerinde aradaki rakam muazzam oluyor. Bak bugün mesela Sedat Şeker kaçtı yurt dışında. Her ülkede peşinde MİT var. Türkiye'nin efsane İçişleri Bakanı'na sana tasma takacağım diyen adama bütün MİT, bütün polis teşkilatı bu adamın peşinde. Adam aylardır kaçak ve hala yakalanamıyor. Bu nasıl oluyor? Bunun ne oluyor? O bütün topladığı paraları çatır çatır yiyor. Sedat Peker ayda bir en az birkaç milyon dolar para yediriyor. Her ay. Birkaç milyon dolar para yedirerek yurt dışında kalmasını satın alıyor. Gidiyor mesela Kazakistan'a. Ayda 2 milyon dolar veriyor. Bir ay 2 milyon doları aldıktan sonra bizimkiler buluyorlar. Kazakistan'da olduğunu tespit ediyorlar. Kazakistan sıkıştırmaya başlıyorlar Kazakistan'ı. Bu adam burada. Kazaklar diyor ki yok burada. Adam 2 milyon alıyor. Diyor ki bir ay daha kalsa bir 2 milyon daha alacağım. Kaldığı yerin telefon adresinin görüntüsünün termal görüntüsüne kadar önüne koyduklarında Kazakistan Devlet Başkanı'nın. Kazakistan Devlet Başkanı Sedat'a diyor ki Sedat'cığım kusura bakma. Hani paranı da alıyoruz ama sana 2 saat veriyorum. 2 saat içinde memleketi terk et. Hayda 2 saat sonra Sedat kalkıyor Singapur'a. Aynı şey Singapur'da. Orada da veriyor bir çanta parayı 2 milyon doları. MİT orada da peşinde. Nereye kadar? Para bitene kadar. Anladın mı? Para bitene kadar yani. Para ne zaman bitecek? Öyle bir aldılar ki zamanında Sedat Peker artık insanları arayıp alo benim adım Sedat Peker. Şu işi hallet bak o 8 milyonluk arsanın yarısı benim demek zorunda bile kalmıyordu. Bunu yapan generalleri vardı. Generalleri onun adına iş bitiriyordu. Alo iyi günler Sedat Peker arayın. İş bitirelim hattı. Neredeyse 800'ü hat koyacaktı adam. Anladın mı? Neredeyse. Çünkü o kadar çok böyle bir acayip bizim o kadar inanılmaz bir şeyimiz var ki hatır çeki nedir abicim bana söyler misin? Ben hatır çeki nedir ya? Hatır çekinin olduğu yerde mafya olmaz mı? Namık Ekin gibi adam hatır çekinden hapis yatmış. Kendi albay olan bir arkadaşının oğluna hatır çeki vermiş. Adam galericiymiş. Çeki almış. Boş çeke yazmış üzerine bir rakam. O rakamı gitmiş tefeciye vermiş. Tefeci adama bir şey yapamamış. Önce vurmaya gitmiş. Adam sen kimi vuruyorsun lan? Ben Namık Ekin demiş. Çekmiş silahı. Aa affedersin abi demişler. Gitmişler şeye vermişler. Tahsilata. Adam tahsilattan hapse atmışlar. Hapse attıklarında ben ödemem bu parayı demiş adam. Namuslu adam. Dürüst adam Namık Ekin. Ödemem ben bu parayı demiş. Eşi, dostu, arkadaşları, eski öğrencileri toplamışlar. Borcu bitirmişler. Birleştirmişler. Vermişler. Namık Ekin'in bu işten kârı var mı? Yok. Hapiste yattı. Hatır çeki verdiği adam zaten ortada yok. Hatır çeki diye bir şeyin olduğu bir ülkede mafya kaçınılmaz arkadaşlar. Çünkü bizde böyle bir iş var. Bakın Türkiye'de organize sanayi bölgeleri yaptılar. Ben hep yayınlarımda anlatırım. Sanayi sitelerine gidin çok güzel iş var. Ama güzel iş olan yerde çok fazla paraya ihtiyaç var. Ben ne üretiyorum? Şu bardağı üretiyorum. Afrika'dan bana bir sipariş geliyor.
40 milyon bardak. 40 milyon bardak. Bana sadece şunun üzerine bastığım sarı şey var ya. Bundan bana sadece 1-2 ton boya lazım. 40 milyon bardağı basmak için. 2 ton boya parası bende var mı zannediyorsun? Yok. Satsam o 40 milyon bardağı paraya getireceğim ama param yok. Mecbur gidiyorum, tefeciden alıyorum, borç alıyorum, kendi haddimi aşıyorum. Ya 40 milyon ya, manyak manyak siparişler. Alıyorum 40 milyonu, neyse tefeciye ödüyorum bir para, sonra bir 40 milyon daha geliyor. Sonra ayda 40 milyon olan sipariş sayısı ayda 3 çarpı 40 milyona gelmeye başlıyor. Benim aldığım paralar artıyor falan derken elinde sonunda ben bir yerde çatlıyorum. Hatta şöyle oldu, ben size onu da anlatayım. Bu Tayyip Erdoğan döneminde doların 1.2 lira olduğu dönemi hatırlıyor musunuz? Dolar 1 lira olduğu zamanlarda. Ticaret bir patladı. Öyle bir ticaret olmaya başladı ki bizim, çok affedersiniz, bu şu bardağı yapan kimseler, şu bardak işini yapan kimseler ayda 40 milyon bardak satmaktan, bak ayda 40 milyon bardak satmaktan eline para geçmeye başladı ya bu bizim vatandaşın. Bu vatandaş şu bardaklardan 300-500 tane satsa Allah bereket versin abi, Allah bereket versin Cem abi, nasılsın abicim, aslan abim diyen adam milyonlarca bardak satmaktan bir havalara girdi. Adam bir sene sonra gidip bakıyorsun marinada kendine tekne almış. Diyor ki 10-20 metre tekne aldım, yat. Ya sen kimsin ya, 20 metre yat alacak, sen kimsin oğlum? Oğlum sen geçen sene gelip benden istemedin mi 3000 lira 5000 lira abi para lazım diye? Ha istedim. E ne oldu? Allah yürü ya kulum dedi. Peki Allah sana tekne mi al dedi, yürü ya kulum deyince. Adam gidiyor azimut 60 tekne alıyor kendine. Ne yapıyorsun sen ya? E işte bir daha mı yaşayacağız? Oğlum yani samsikır mı alınır lan? Azimut mu alınır? Bari bir tane balıkçı takası falan al. Anladın mı? Hani bodrum tipi gulet mulet falan al. Anlarım da herif gidiyor markalı markalı falan samsikır falan alıyor ya. Markalı tekne alıyor. Diyor ki bir tane de hanım oğluna sipariş verdim. İş bir kesildi. Gezi olayları bir oldu. Haşırt. Millet bir çakıldı. Adamlar dediler ki biz Türkiye'den almıyoruz sipariş. Ya kardeş senin bana geçtiğin 180 milyon bardak sipariş var. İptal ettim. Türkiye'nin karışık, ne olduğu belli değil. Biz Türkiye gibi bir ülkeden sipariş almayacağız. Bundan sonra mal almayacağız dedi. Herif böyle kaldı. Adam fabrika kurmuş. Adam kredi çekmiş. Adam tekne almış. Adam tekne almış. Teknenin taksiti sadece her ay bir tane ev parası. Her ay bir ev, her ay bir apartman dairesi. İstanbul'un iyi bir yerinde bir apartman dairesi para ödüyor her ay. Adam diyordu ki ben 20 milyon bardak satıyorum, ne olacak diyordu. Gitti bir anda sipariş, iptal oldu. Hep böyle oluyor. Ticarette hani bu, yani şunu anlatmak istiyorum. Her zaman insanlar bir şeyin planını yapar. Planlar her zaman sarpa sarar. Her zaman planlar boşa çıkar. Her zaman. Kendine dost tutar, dostuna para harcar. Efendime söyleyeyim, iki tane karı alır, üç tane karısı vardır. Üç tane kadın, üç tane ev, üç tane araba. Benim öyle tanıdığım var, üç tane karısı var. Üçüne de Porsche Jeep aldı. Porsche Jeep, üçüne de. Yani buna can mı dayanır? Ha bu ne olur biliyor musun? Eğer işlerin mükemmel giderse böyle devam edersin. İşlerde bir küçücük şöyle, mini minnacık şöyle tık çatlama olsa sistem bozulur, düzen bozulur. Çünkü senin altına Porsche Jeep verdiğin hatun çatır çatır para harcar. Yani çatır çatır harcama yapar. Evet. Anladın mı? Bir dimdiri oldum, uyudun Atatürkçü Müslüman osilci oldum. Bunu da oku. Bu neymiş lan? Boya sürdüm elime, ektim niyetime, geçti geçti vereme. Ne biçim ne güzel chatiniz var. Chat kafayı yedi çocuklar, sıçtı. Abi dini hırsızdan öğrenirsen tavuk çalmanın günah olmadığını öğrenirsin demiş. Arkadaşlar, bir yaşa geldiğinizde, Allah nasip eder de 60'lı 70'li yaşa geldiğinizde hepinizin anlatacak çok hikayesi olacak. Çünkü şu anda yaşanmamış, sizin yaşayacağınız, sizin tanık olacağınız, sizin içinde olacağınız bir sürü değişik hikaye meydana gelecek. Öyle şeyler olacak ki ben bile oha diyeceğim. Öyle şeyler olacak. İnsanoğlu bir acayiptir. Anladın mı? Bu işler hep böyledir yani. Bu işler hep böyle olur. Çok değişik şeyler gelecek. Mafya
Aslında bana bakacak olursanız, bana mafya, bak ben onu anlatıyordum size. Kabadayı işlerini, kendi işlerini kaba kuvvetle halleden, kaba kuvveti kullanarak işlerini halleden kişiye derler. Mafya, organize suç örgütü olana derler. Mafyanın olayı organize suç örgütüdür. Hatta size buna günümüzün en güncel olaylarından olan Sedat Peker'le bir örnek vereyim. Bulgaristan'da çok fazla hırsızlık vardı. Hatta Sedat Peker bir dönem geldi burada şey yaşadı. 100 bin dolar veriyordu buranın polis müdürüne. Ben biliyorum. 100 bin dolar vermek de polis müdürüne burada bir ay kalıyordu. Daha sonra buranın Türkiye'deki bir takım polis müdürleri buraya gelip Bulgaristan'ın önüne bir kırmızı dosya koydular. Bu dosyayı gören Bulgar yetkilileri hemen tamam dediler ve Sedat Peker'i aynı gün sınır dışı ettiler. Artık içinde ne olduğunu bilmiyorum. Ben o kadar şey değilim. Ama bir dosyadan haberim var. Velhasıl Kerem, Bulgaristan'da korkunç mafya vardı. Bulgaristan'daki hırsızlık o dereceydi ki Bulgaristan'a maç yapmaya gelen Galatasaray kulübünün üzerinde Galatasaray yazan Mercedes-Benz otobüsünü çaldılar. Sofya'da otobüs çalındı. Galatasaraylı futbolcular ceplerinden para topladılar. 21 bin dolar para çıktı. 21 bin doları verdiler. Otobüs geri geldi. Ve bindiler evlerine geri döndüler. Polis hiçbir şey yapamadı. Polis falan bir şey yapamıyordu. Peki Avrupa Birliği'ne girilecek dendiği zaman dediler ki mafya bitiyor. Mafya dedi ki biz ne yapacağız? Öyle ya, polisle birlikte çalışıyor mafya, buranın mafyası. Dedi ki ne yapacağız? Polis dedi ki ticaret yapacaksınız artık. Şimdi size bir örneğini vereyim. Burada SOT denilen güvenlik, özel güvenlik şirketleri kurdular. Buradaki özel güvenlik şirketleri, şimdi mesela diyor ki Cem Baba Güvenlik. Bir tane Şahin resmi var. Senin bir tane fabrikan var mesela. Fabrikanın kapısına Cem Baba Güvenlik diye amblemini yapıştırıyorsun. Bu Cem Baba Güvenlik, bu Şahin simgesi Cem Baba Güvenlik, Cem Baba grubuna ait. Şimdi bir hırsız buraya girerse, bu Cem Baba Güvenlik, mafya babası Cem Baba'nın. Farazi konuşuyorum. Ben mafya babasıyım. Benim özel güvenlik şirketi kurdum. Bir hırsız benim koruduğum bir yere girerse ben o hırsızın canını okuyorum. Öyle polis yok. Adamın kemiklerini kırıyorum. Hapse girince kurtuluyor mu? Hayır, hapiste de adamlarım var. Orada da dövüyorum. Bu yüzden yani hırsız normalde bir hırsız polise sığınır, biliyor musun? Hırsız polise der ki kurtar beni. Sen devlet adamısın, kurtar beni. Polis seni alır, ne yapar? Hapse gönderir. Ulan hapiste benim adamlarım var. Orada hoş geldin diyorlar. Kapı da kilitli. Ne yapacaksın? Ve çok devletin de işine geldi, biliyor musun? Bulgar devletin de işine geldi. Çünkü hırsızlık burada bitti çocuklar. Hırsızlardan ve mafyadan güvenlik şirketi olursa ne oluyor, biliyor musun? Muazzam güvenli bir ülke oluyor. Hatta hatırlar mısınız böyle eski Sicilya Micilya falan filmlerinde adam işte diyor ki mesela mafya geliyor. İşte diyor ki biz diyor seni koruyacağız. Adam diyor ki beni kimden koruyacaksın? Seni kendimden koruyacağım diyor. Kimse sana bir şey yapamayacak. Adam bakıyor peki diyor. Koruma ücreti veriyorsun mesela, efendime söyleyeyim, ayda 1.000 lira. Oranın mafya babasına. Eğer birisi oraya gidip de bir hadise meydana gerçekleşirse bu mafya babasına meydan okumak anlamına geliyor. Ve mafya babası onun canını okuyor. Ama öyle bir canını okuyor ki şeylere geçer. Yani böyle gazetelerde yazıyor. Ya şöyle böyle olmuş, böyle yok artık falan diyeceği kadar adamın canını okuyor. Hani öyle bir enteresan dövüyor ki, ya da öyle şeyler yapıyor ki, yani millet böyle okuduğunda oha falan diyor. Çünkü diyor sen bana diyor ben bilmiyor musun lan diyor, burası diyor, benim mekanım olduğunu. Sen benim mekanıma nasıl gelir de bunları yaparsın diyor. Mantık bu. Sedat Peker bir dönem bir şeyler yapıp da 2000 küsürlü yıllarda, 2006 mıydı 8 miydi, hapisten çıktığında dedi ki, ben açıklama falan yaptı, dedi ki ben tamam artık bu işleri bıraktım. O zamanki Sedat Peker'in mesela diyebilirim ki 100 milyon dolar nakit parası var. Dedi ki benim nakitim de var, param da var, işim de var, gücüm de var. Bundan sonra artık devletimin de yanındayım. Ben devletçi bir mafyayım. Yani devletimin de yanındayım. Suçumu da çektim, cezamı çektim, dışarıya çıktım, hapisten çıktım. Şu anda ben tertemizim. Tertemizim. Bak size bir
pasaport şubeye evrakları verdiğimde pasaport şubedeki polis bana dedi ki senin araman var, seni tutukluyorum. Polise dedim ki benim aramam olamaz. Neden dedi? Dedim ki ben hapisten 2 gün önce çıktım. Aa dedi, tamam dedi polis. Şunu anlatmak istiyorum. Bir kişi hapisten çıktığı zaman 3 yere yazı yazılır. Jandarma istihbaratı, MİT'e, polis özel, polis istihbaratı. 3 tarafa sunulur. Denir ki bu adamı bak bırakıyoruz. Var mı bir sıkıntısı? Tamam bırak. Bak bırakalım mı bırak. Bırakalım mı bırak. Çıktığın zaman senin üzerine hiçbir şey yoktur. Dedim ki benim üzerime bir arama olmuş olsaydı beni zaten bırakmazlardı. Polis haklısın abi. Abi bunu hallettir dedi. Tamam dedi. Gittik orada düşümünü yaptık. Zaten ha, tamam abi şöyle olmuş dedi. Biz anladık dedi. Düşümünü yapacaksın abi. Bak bir dilekçe yaz, ben hemen düşeyim dedi. Yazdım dilekçeyi. Düşümünü yaptı, bitti. Anladın mı? O zamana kadar böyle bakmıştı. Senin araban var, tutuklayın falan. Sonra böyle. Hapisten çıkan adam tertemizdir. Bunun için anlatıyorum. Bir kişi hapisten çıktığında tertemiz olur. Anladın mı? Hoş geldin Akif. Sedat Peker hapisten çıktığında tertemizdi. Adam hakikaten suçunu, yani işlediği suçların cezasını çekmiş. Hatta belki bazı işlemediği suçları da var. Hatta şöyle yapıyorlar, size onu da söyleyeyim. Bir mafya babası işini o kadar güzel yapıyor ki. Az önce söylediğim adını söylediğim arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ferhan Camcıoğlu'yla. Tamam mı? Ondan sonracıma Emrah Ataoğlu. Şikayet etmiyorlar. Emrah diyor ki oh canıma değsin. Ferhan diyor ki ben canımdan kurtardım diyor. Yani şikayet etmiyorlar. Devlet biliyor bu adamın mafya olduğunu. Biliyor bu adamın yasa dışı işlerle uğraştığını ama şikayet eden yok. O yüzden çoğu zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Bir hayali suç uyduruyor. Sedat Peker bugün çoğu yattığı suç onun gerçek suçları değildir. Alaaddin Çakıcı yıllardır dişlerini ısırıyor. İşlemediğim suçtan yatıyorum diye. Ben birçok hırsız gördüm. Polis işlemediği suçu yiyor. Adam diyor ki abi bak ben hırsızım. Hakime de dedim. Dedim ki hakim bey ben hırsızım, işim bu. Ben bir ayda 10 tane eve giriyorum. Ama ekmek kuran çarpsın bu eve girmedim. Bu iş benim işim değil. Bak başka suçtan veriyorsan ceza ver. Bundan verme dedim. Hakim dedi ki oğlum sen bu yolun yolcusun ha bu yola bu ya dedi. Bir şey olmaz. Maksat ceza vermek olduğu için. Birileri dediği zaman bak bu adamı kaldırın artık ortadan. Yani duymak istemiyorum Cem Baba diye birinin adını. Bunu ortadan bu adamı hapse yollayın dediklerinde buluyorlar bir evrak. Bir iki tane dümenden biri çıkıyor diyor ki ben gördüm bu yaptı. Öbürü diyor ki bu yaptı falan. İki tane şahit. Ayda oğlum ben görmedim lan bu adamları tanımadım bile kendini hapiste buluyorsun. Böyle oluyor çünkü. Ya da mesela Sedat mesela Alaaddin Çakıcı gibi bir mafya babası. O kadar üst düzeyde bir mafya babasıydı ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'a dedi ki vuracağım seni Haluk dediler yapma Haluk Ulusoy'u da vurmazsın yani adam bunu soylar yani falan. Belki de hadi ki affettim dedi. 200 tane kurban kes dedi. Git Eyüp Sultan'a 200 tane kurban kes. Ben çünkü dedi söz vermiştim. Neyse sözümü yedim. 200 kurbanı kes dedi. O da peki abi dedi. Gitti 200 tane kurban kesti Haluk Ulusoy. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na gider yapıyordu. Devlet dedi ki bu iş olmaz artık ya bu adam çok büyüdü yani. Hani bir mafya babası bu kadar büyüyemez artık yani. Bakanları mesela diyor ki şu bakan seçilmeyecek benim bu bakanı seçeceksiniz falan. Millet dedi ki yapma yani bu kadar olmaz. Ne yaptılar? Adamın bir şey yok. Adamı suçlayabileceğimiz bir şey yok. Adam zaten yurt dışında. Her şeyi burada. Adam mesela şöyle diyeyim sana Genelkurmay Başkanı olmuş. Adamın işlerini burada yaptı. Generalleri var. Burada şeyleri var. Alaaddin Çakıcı'nın generallerinin ne yaptığını Alaaddin Çakıcı bilmez bile. Oturuyor orada keyfine bakıyor. Bir şey olduğunda çok büyük bir sıkıntı olduğunda o telefon açıyor. Bakanla görüşüyor. Yani bunlar halledemezse ya. Onun işi o. Kalktılar Nuriş diye bir tane çocuk çıkardılar karşısına. Kara gümrüklü. Roman. Küfür etti, hakaret etti. Alaaddin Çakıcı da o hakareti yiyince hani çok ağır hakaret etti. O hakaret deyince onun adamlarına ateşe yapmak zorunda kaldı. Emir verdi dedi ki gidin tarayın şu kahveyi dedi. O telefon kaydını buldular. O telefon kaydından dolayı adama 10 küsür yıl hapis yattı. Normalde cezası bile aslında var mıdır yok mudur bilmiyorum. Çünkü yasa dışı telefon dinlemelerinden dolayı telefon
mahkeme kaydıyla bile olsa telefon dinlemelerinden dolayı bu kadar büyük ceza veremiyorlar. Ama verdiler. Neden? Çünkü başka bir şey veremiyorlar. Bulamıyorlar başka bir şey. Dünyanın en büyük mafya babası kimdir biliyor musunuz? Dünyanın en büyük mafya babası. Ben bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. İşte o yüzden o dünyanın en büyük mafya babası. Bilinenler mafya babası değildir. Bugün sizin bildiğiniz mafya babaları bilinmeyen büyük mafya babalarının kullandığı adamlardır. Onlar telefon açar, şunu şöyle yaptır, o da emredersiniz reisler, onun dediğini yapar. O şekilde olur. Mesela Rusya'da Putin'in çok Rus işlerine karıştığını, mesela Rusya'daki çok fazla ticari işlere de karıştığını söylüyorlar. Rusya'daki birçok ticari işletmeye Putin'in karıştığını söylüyorlar. Mesela Rusya'da bütün komünist dünyaya alüminyum veren alüminyum fabrikaları vardı. Yani bir alüminyum fabrikası vardı, senin yaşadığın ilçeyi içine alır. Yani bir alüminyum fabrikası vardı, fabrikanın doğu yakasından batı yakasına otobüsle gidiyordun içinde. Ve bu fabrika Moskova'nın içindeydi. Bu kadar büyük. Yani Haznedar ilçesi kadar bir alanı fabrika olduğunu düşün. Böyle fabrikalar vardı. Üretim inanılmaz çünkü bütün bir komünist Rusya ya alüminyum oradan gidiyordu. Bu fabrikaları sattılar zamanında, sonra geri aldılar falan filan. Buralarda inanılmaz komisyonlar ve inanılmaz rantlar döndü. Yani bunlar size bahsettiğim hani rafineri. Anladın mı? Fabrika değil yani. Rafineri. Hani sekak yağı fabrikası işte Ali Ağa'daki ne onun adı? Petrol rafinerisi gibi büyük işletmeler. Yani böyle işletmelerin yani Ali Ağa petrol rafinerisindeki işletmenin içinde çalışan işçilere ben bir ay baklava satayım, baklavacıyım, baklava satayım, bir daha çalışmama gerek kalmaz. Öyle büyük bir ciro olur. Ki oradaki satılan ekmeği düşün her ay, oradaki satılan yemeği düşün. Çünkü öyle bir yer ki hani aylık üretimi 40 milyar TL, aylık üretim yapan bir işletme, anladın mı? Muazzam büyük. Ay su içeyim birazcık. Cem abi, Sedat Çağay hakkında bilgin var mı? Var. Tanırım Sedat Çağay'ını. Sedat Şahin sağcı mafyadan, yani milliyetçi mafyadan aslında kötü biri de değildir, iyi biridir de. Sedat Şahin çok çabuk dolduruşa gelen, bir kişiyle çok çabuk kavga edebilen ve kavga ettiği zaman da genelde silahına elini çok kolay atan biridir. Ve nitekim bu yüzden de 3-4 tane böyle cinayeti oldu. Tahsilatlarında cinayet işleyen bir adam haline geldi. Mesela bu bahsettiğim tipte bir tahsilat alıyor. Demin dediğim gibi Ferhan Camcıoğlu diyor ki abi böyle bir tahsilat var. Adama diyor ki benim adım Sedat Şahin. Parayı veriyor musun? Vermiyorum diyor. Peki diyor. Çat diyor. Gidiyor adamı vuruyorlar, öldürüyorlar. Şimdi Ferhan Camcıoğlu'nun da işi olmuyor. Abi diyor ki ben paramı alamadım. Ve adam diyor işte vermedi parayı falan. Abi iyi de önemli olan parayı almak. Hani anladın mı? Yani burada önemli olan parayı almak. Mesela Sedat Peker ne yapar eder? Parayı alır. Sedat Peker fabrikanın yanındaki fabrikayı da alır. Yani öyle onun yanındaki fabrikayı da alır. Önünü de arkasını da alır. Öyle bir iş yapar ki, öyle bir işe olay yapar. Bir bakarsın 2 sene sonra Sedat Peker oradaki bütün 5 fabrikayı kapatmış. Nasıl kapattı, nasıl aldı, nasıl araya girdi, kimi devreye soktu, nasıl kimse bilmez. Ama kafa muazzam. Yani şey kafası muazzam. Gerçi onun da ona çalışan adamlar, o bahsettiğiniz insanları falan filan bilmem neleri var. Dayıları mayıları var ama. Çünkü cezaevinde çocuklar, ben hayatımda tanıdığım en akıllı insanları cezaevinde gördüm. Prens Ali diye biri vardı. Ben hayatımda böyle bir akıllı bir adam görmedim. Adamın kredi kartı, 16 haneli kredi kartları kafasında yaklaşık 500-600 tane 16 haneli kredi kartı numarası, kartların şeyleri, şifreleri falan aklında duruyordu. Diyordu ki çıktığımda bunlara şey yapacağım, kart basacağım diyordu. Yani senin mesela bir kere kredi kartını görsün, hemen üzerindeki numaraları kaydeder, adamlara söyler, onun üzerine bir tane o şeyle kredi kartı makinesi vardır, giden aynı kart makineden bir tane yaparlar, çipine mipine kadar, ondan sonra şeyini falan da şifrelerler, senin kredi kartından, yüksek limitli kredi kartından alışveriş yaparlar falan. Böyle manyak bir adamdı yani. Diyordum ki abi bu kadar akıllı bir adamsın, hayatımda tanıdığım en akıllı adamlardan birisin, acayip zeki bir adamsın, niye böyle bu işleri yapıyorsun, insanları kandırma hoşuma gidiyor diyordu. Benim diyordu onlardan daha akıllı olduğumu göstermenin yolu, onlar daha akıllı olsun, onlar akıllı olsun, onlar beni kandırsın. Biri gelip diyordu beni kandırırsa, beni kandırabilecek biri varsa ben diyordu hiç sesimi çıkarmam, hoşuma gider.
Ben diyordu kimse beni kandıramaz. Ben herkesi kandırırım. Bu da böyle bir manyaktı. Mafyacılık ne kadar boş bir iş yok. Bir sefa sürüyorsan 1.000 cefa çekiyorsun. Solcu mafya vardı 001. Solcu mafya vardı tabii ki. Solcu mafya Türkiye'de bir dönem ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mafya dediğin profesyonel futbolcu gibidir. Sağcısı solcusu olmaz. Sağcı mafyalarla solcu mafyalar ortak birlikte hareket eder. Terör örgütleri gibidir. DAEŞ'ten efendime söyleyeyim işte ne bileyim Hizbullah birbirine taban tabana zıt olmasına rağmen ortak eylem yaparlar. Derler ki yani o iş aşkı bu iş ayrı bu iş ayrı derler. Birbirlerine en düşman olan insanlar söz konusu suç işlemek olduğunda çünkü ortak mesela bir terör örgütünün amacı terör yaymaktır. Terörü yaymak için terörün her türlüsüne yapmaya çalışırlar. Yani bunda da tabii şey yoktur. Hani nasıl diyeyim size? Bir amaç yoktur işte. Ben şu amaç uğruna yapıyorum değildir. Amacı olan bunu yapmaz. Mesela amacı uğruna mesela eski şeyler vardı böyle. Eski efendim söyleyeyim işte komünistler vardı. Onlar mafya olabilecek tarzda eski komünistler mafyacı olmadılar. Ben mesela bir tane cezaevinde birini tanımıştım. Kağıthane Vergi Dairesi'ni soyanlardan biri. Kağıthane Vergi Dairesi soyuldu. Zamanında bugünkü parayla 500 milyonlara kadar para çalındı nakit. Çok büyük bir para. Kamyonla götürdüler parayı. Bütün parayı sol örgüte vermiş. Dedik ki 1 lira bile almadığım içinden dedi ki 1 lira bile almadım içinden. Ben o parayı dedi dava uğruna dedi. Çalmıştır dedi. Dava uğruna harcandı o para dedi. Ama o parayı alıp da verdikleri Dursun Çiçek miydi neydi bir adam vardı. O parayı verdikleri şey lideri yurt dışına kaçtı o paralarla. Yurt dışında Belçika'da kral gibi yaşıyor. Yani paraları koydu bankaya faizini yiyor. Ama onlara sorsan hala yapmazlar. Yani böyle hani böyle davasına saygılı olan insanlar vardır. Bir de parayı bulduğu zaman saygı maygı bulmayan insanlar vardır. Mafyayla şeyi ayıran budur zaten. Mafya parayı bulduğu zaman her şeyi yapar. Paralı asker gibidir mafya. Şeyi dinlemez yani. Hani mafya mesela çoğu zaman para için kendi çocuğunu bile öldüren çok fazla mafya babası vardır. Evet. Abi ben de Samsunluyum. Sedat Şahin'i kimsenin yanlış yaptığını duymadım. Kardeşi vurulduktan sonra uçak üstüne bıraktı diye biliyorum. Yani şöyle her bir bu işlerle uğraşan kişiler her biri zaman içerisinde bir takım aşamalara gelirler. Tabiri caizse hani belli bir mertebeye ulaşırlar. O mertebeye ulaştıktan sonra paraya da ulaşırlar. Büyük paralara ulaşırlar. Sen kalkıp da efendime söyleyeyim hani 500 milyon lira, 1 milyar lira para yaptığın zaman bu parayı da bir yere gömdüğünde bankaya koyduğunda ya bir yerde işte bileyim altın yaptığında bir yere gömdüğünde kardeşinin öleceği kadar bir olay olduğunda dersin ki ulan niye yapıyorum ki ben bu işi? Bak kardeşim yaşıyordu öldü. Çoluğumu çocuğumun büyüdüğünü göremeyeceğim. Param da var. Bırakıyorum der. Zaten normalde normali budur. Anladın mı? Bak onu anlatıyordum. Sedat Peker hapisten çıktığında tertemiz çıktı. Parıl parıl çıktı. Hiç suçu günahı yoktu. Yaptığı bütün suçların cezasını çekti. Çıktığında devam etti. Çıktığında dediler ki bak o zamanki devlet görevlileri falan dediler ki bak kardeşim sen devletini seven bir adamsın. Hep devlet hakkında güzel şeyler söylüyorsun. Adam diyor ki ben bunu anlamam. Kimse bir devletime laf söyleyemez. Terör, lanet olsun teröre, lanet olsun PKK'ya. Önce Türkiye'ye gelir. Türkiye için bir şey olursa ben çıkarım diyen adama millet saygı gösteriyor. Diyor ki aferin işte böyle olacaksın. Delikanlı olacaksın dediler. Adam suçunu da yatıp da çıktığı zaman dediler ki ticaret yap biraderim. Ticaret yap. Ayakkabı sat. Peker ayakkabıları sat. Peker terlik yap. Biz alacağız. Herkes alacak. Sedat abimizin terliği, abim yapıyor bu terliği deyip ben 5 çift alırım. Yapmadı. Bugün hiç kimsenin bildiği Sedat Peker'in adına bir tane ticarethane yoktur. Yap bir ticarethane. Restoran yap herkes restorana gitsin. Anladın mı? Yok yapmadı. Hoşuna gidiyor çünkü biri telefon açacak. Çünkü onu anlatmak istiyorum. Suç bulaşıcıdır. Che Guevara'nın zamanında yaptığı gibi. Zamanında birçok suçlunun yaptığı gibi bırakamazsın. Belli bir yere gelirsin. Al Capone belli bir yere geldi. Belli bir parayı topladı. Niye devam etti? Güç hoşuna gidiyor. Çünkü para hani ben terlik satsam, Peker terlikleri satsam, çok fazla terlik satarım, Peker terlikleri. İnsanlar beni gördüğünde, aa sen Peker terliklerini yapan o musun? Yüzüme bile bakmaz.
1 milyon tane büyük işletmeden bir tanesinin sahibisin. Ama Sedat Peker, Sedat abi, abim hoş geldin, abimiz hoş geldin, abim. Bu saygıyı görmek hoşuna gittiği için. Bir de böyle işte, hani böyle diyorum ya sana, sen adam bir fabrikayı alır Sedat Peker, sonra bir bakarsın yan tarafı, arka tarafı, sağ solu, üst tepeyi. Adam Şile'de bir bölgeyi kapattı. 5 defa 10 kere yıkmaya geldiler, yıktırmadı. Yani satın alsana o bölgeyi. Almadı. Devlette bir sürü tanıdığı vardı. O bölge, o zaman da Sedat Peker çok güçlüydü. Şili'deki o araziyi istese satın alırdı devletten. Devletin arasında kondu istese. Yani kamulaştırır, der ki mesela kaç para yapıyor abi bu arazi? 100 milyon lira. Ya benim bu kadar param yok, al 500 milyon lira. Tamam deyip verirlerdi. Onu bile yapmadı. Ya burası benim tapulu arazim demedi. Hoşuna gidiyor bunların, anladın mı? Böyle hani böyle hemen konmak. Çünkü hani aslan gelir böyle avının üstüne bir atlar, böyle bir yapışır geyiği bir boğar böyle. Öyle bakar der ki bak koca geyiği yıktım hani. O aslan o saatten sonra kalkıp da hani marketten gidip geyik eti almaz. Hoşuna gider. Bak ben böyle güçlü bir adamım işte. Her ava gittiğimde bir geyik avlarım falan. E ablama, geyiğin nesli tükendi. Sonra ne yiyeceğiz, ne içeceğiz yani. Tamam işte o günler geride kaldı. Bırak artık o işleri. Git başka, yani git şey yap, normal ticaret yap. Mesela Sedat Peker'in yerinde olsam ben, bu kadar mafya işleriyle yapıp 10 yıl bir istisna hiç çıkmadan hapis yattı. 10 yıl hapis yattıktan sonra çoluğum çocuğum olmadı. Evlendim, hapisten çıktım, evlendim. Çoluğum çocuğum oldu. Yaparım ticaret. Her tarafa, o kadar da param var, her tarafa hastaneler yaparım. Sedat Peker ücretsiz hastanesi. Sedat Peker öğrenci bursu. Sedat Peker Çeşmesi, Sedat Peker Havalimanı, Sedat Peker Otobanı. Bir tane tüneli de sen yaptır. Öyle para vardı. O paraların hepsini şimdi gitti Birleşik Arap Emirlikleri'nde Arap Emirlerine yedirdi. Bir tünel parasını Arap Emirlikleri'ndeki Arap Emirine yedirdi. Beni 2 ay burada tut diye. 3 ay orada kalması için. Bir hastane parasını Arnavutluk'taki Sırp Arnavut şeylerine yedirdi. Polis müdürlerine yedirdi. Adamlar bir hastane parası yedikten sonra attılar yan tarafa. Makedonya. Makedonya'da gitti. 2 hastane parası yedi. Ya sen hani abiydin. Hani kendi memleketinde kalsaydı bu para daha iyi değil mi? Ya tamam bak ben onu da şey yapmıyorum yani. Ben hani o gelen hastanede, o hastaneden insanlar çıkacak da ona sevap mı yazılacak? Hayır. Haram parayla yapılmış şey. Yani, anladın mı? Ama ne demek istediğimi anladın mı? Yani Türklüğe abi, Türklük için şöyle yaparız, Türklük için böyle yaparız diyen adamlar sandalyelerin üzerine 3-5 tane yelek koydular, 3-5 tane matara koydular, işte burada Özgür Suriye ordusuna bunları göndereceğiz dediler. Ben adım gibi eminim, o gördüğüm bütün oradaki şeylerin hepsinin sponsoru var. Mataracı dedi ki bana 40 bin matara, 10 binini yolladı. Çelik yelekçi dedi ki bana 5 bin tane yelek, 1000 tanesini yolladı, 4 bin tanesini cebelledi. Bu işler böyle çünkü. Anladın? Ben hapishaneye girdim. Ondan sonra hapishanede koğuş başkanı var. Başkan dedi ki Cemcim dedi para topluyoruz aylık. Şey haftalık koğuş ücreti. İyi dedim ne kadar topluyorsun işte koğuş ücreti aylık. İşte haftalık dedi ki 2000 lira. Ulan dedim ne yiyoruz anasını? Istakoz mu yediriyorsun bize burada? Ver bakayım dedim şu kağıdı. Bu ne lan dedim hani. Ne harcanmış? 2 kutu sabun. İşte 3 tane şey. İşte pirinç pilavı bilmem ne. Şu bunların toplasan tamamı bir hafta boyunca harcadığımız 500 lira yapıyor. Sen adam başı 2000 lira ya işte karıştırma. Ne demek lan karıştırma? Bundan sonra dedim hesabı ben yapacağım. Müdür geldi, müdür dedi ki sen nasıl bu hesaba karışırsın? Bu hesaptan dedi bu 2000 bu paralardan dedi biz sistemimize alıyoruz. Cezaevinin müdürü. Bu dedi böyle bir sistem var. Sen sistemi bozamazsın dedim ben bozarım. Eğer dedim ben bu paraları toplarsam ve kendi cebime atarsam sen o zaman bana o zaman karışırsın. Ben bu paraları toplamazsam, kendim de yemezsem, kimseye de yedirmezsem bana bir şey diyemezsin. Ne ben yiyeceğim ne sen. Bana dedi ki sen de ye ben de yiyeyim. Bak ben dedi ayarlayacağım işi. Sen dedi belli ki bilmiyorsun sistemi ben sana anlatacağım dedi. Oğlum dedi bu sistemden dedi valiye kadar para gidiyor. Biz dedi burada bu paraları özde bize kalıyor zannetme. Öyle bir para dönüyor ki hapishanede. Çocuğun girdi hapishaneye. Çocuk diyor ki anne para lazım 2000 lira. Aman diyor çocuk annesi hemen bileziği çıkartıyor. Al oğlum diyor 2000 lira. Çocuğum hapiste zor durumda. Anladın? Yani ben içeride onun ne tartışmasını yaptım. Dedim ki müdür bey bu arada bir tane adam var. Para çalmış 5000 lira. Adam hapisteymiş 3 yıl. 3 yıl yatacak. 5000 lira için. Sen bu adamdan haydi haftada 2000 lira para mı istiyorsun?
Verecek. Ya nasıl verecek kardeşim? Adam verebilecek durumda olsa zaten ya burada olmazdı. Ya da 5 bin lira ya çalmazdı da 500 bin çalardı. Ya bu adam mahkum ya. Kader mahkumu. Sen bu adamdan nasıl zorlarsın para vereceksin diye. Yok verecek. Hayır vermeyecek. Verecek vermeyecek. Bana dediler ki bana bak seni süreriz. Şöyle yaparız. Böyle yaparız. Neler yaşadım neler. Yaşadıklarımı kitap yapayım diye yazayım diye düşünüyorum. Ki çok da teklif de yapıldı zamanında. Abi şu yap şunları anlat şunları falan. Çocuklar inanmazsınız diye yazmıyorum. Vallahi de billahi de tillahi de ben kendim bile inanmıyorum. İnanmazsınız diye yazmıyorum. Adam içeriden başka koğuştan benim olduğum koğuşa adam gönderdiler beni vurmak için. Adam gelmiş. Ne oldu dedim. Adamı şişlemişler. Dön bakayım dedim. Dur. Kapının önünde durdum. Beni içeri sokacaklar dedi. Dur. Hayır dedim. Ben almıyoruz. Öyle içerideki o tarihte 2000 zamanı mahkumların içeriye bir mahkumu alıp almama hakkı vardı. Gayri resmi olarak. Ben bu mahkumu kabul etmiyorum diyebilme hakkı vardı. İsyan çıkar diyor. Gayri resmi olarak kuralmış bir hapishane raconu. Bir mahkum getirdiğinde koğuş başkanına sorarlardı. Bu mahkumu alır mısın diye. Almıyorum derse sokamazlardı. İkna etmeye çalışırlardı. Geldi bir tane adam. Çocuk böyle belli ki sübyandan biri, hapiste olan biri böyle tam böyle tehlikeli tip. Yani adam vuracak bir tip böyle çipil çipil. Dedim bu ne işte dedi bunu dedi. Kağa koğuşundan dedi gönderdiler. İşte dövmüşler buraya alacağız. Birkaç gün burada misafir edeceğiz. Nereden dedim bıçaklamışlar. Açtılar. Şu kadarcık böyle küçücük çizikler dedim bana bak. Kağa koğuşundan bu çocuğu buraya bıçaklasalar. Delik deşik yaparlar öyle yollarlar. Bu da dedim böyle küçük bıçakla bu iş olmaz. Böyle dedim buradan bıçaklarlar dedim. Hani delin dedim daha derlerler dedim. Almıyorum dedim. Peki dediler. Ertesi gün oldu. Bu vardiya her 8 saatte bir vardiya değişiyor. 8 saat geçti. Bir 8 daha saat geçti. Öbür 8 saat. Yani ertesi gün aynı vakitlerde. Aynı vardiya geldi. Bir daha geldi çocuk. Dedi işte çocuğu dedi yine şişlediler. Bu sefer gelecek dedi. Müdürün emri var dedi. Nereden şişlediler dedim. Buradan ve buradan. Ulan dedim ki ya tam gösterdiğim yerden şişlemişsiniz dedim. Bu kadar mı olur ya? Yani beni şişlemeye gönderiyorlar içeriden. Çünkü ben içerideki ekmek kapılarını kestim. Dedim ki almıyorum bunu. Dedi alacaksın sen dedi karar veremezsin. Biz böyle ittiriyor şeyler falan dedim alamazsın. Bana orada içeride mahkumlar dedi ki bak alma. Sakın alma. Dedim ki bak alama. Bu dedim çocuk girmeyecek buraya. Eğer zorla beni elimi ayağımı bağlayıp da bu çocuğu buraya sokarsanız bu çocuk sabahleyin buradan leşini alırsın. Ve bunu da dedim söylüyorum size. Ben dedim kabul etmiyorum. Buranın koğuş başkanı olarak bu çocuğun buraya girmesini kabul etmiyorum. Ya dediler çocuğu aldılar götürdüler. Çocuk da şişlendiğinde kaldı garip. Ama ben bunları nerede öğrendim? İçeride bir tane eski bir mahkum vardı. Beni çekti kenara dedi ki bak oğlum. Senin dedi suçun ağır suç. O yüzden dedi burada paşa gibisin. Kimse sana karışamaz. Bak buranın kuralları var. Bunlar. Kulağımla iyice her birini kaydettim. Bunları dedi bil. Buranın dedi böyle bir sistemi var. Sistemi dedi kendine göre kullanırsan sana bir şey yapamazlar. O sistem hakikaten dediklerini yaptım. O olmasaydı işim çok zordu yani. Allah razı olsun. Hala yaşıyor mudur bilmiyorum. Abi Sedat Peker paket olur mu? Valla bak 00 bir de suç bağımlılık yapar. Hakikaten bağımlılık yapıyor. Bitfinder hoş geldin kardeşim. Sedat Peker paket olur mu dediğin bir emniyet teşkilatının başındaki İçişleri Bakanına sana tasma takacağım deyip uyuşturucu kullanıp böyle ağır uyuşturucu etkisinde gözler böyle baygın baygın silah silah falan böyle bir yapı falan deyip bunu demek de mafya dünyasının yazılmayan kurallarından birini çiğnedi. O kural da şudur. Bir, siz az önce demiştiniz ya Sedat Şahin. Sedat Şahin de zamanında bu kuralı çiğnedi. Kural bir. Bu mafya ne iş yaparsa yapsın polise silah çekmez. Polisin üstüne gitmez. Polise hakaret etmez. Polis öldürmez. Sedat Şahin de zamanında polis öldürmüştü. Eğer Sedat Şahin zamanında polis vurmasaydı, vurdurmasaydı sinirine
yenik düşüp, ki vurduğu polis için de pek iyi şeyler söylemiyorlardı o tarihte. Ama oluyordu böyle şeyler. Bugün Sedat Peker'den çok daha büyük bir mafya babasıydı. Oradan çok yıprattılar, çok yordular, çok işkence ettiler. Çok üstüne gittiler. Aslan gibi adam mahvettiler içeride. Çünkü öyle bir kural vardır. Bu işin kuralı şudur. Polis işini yapar kardeşim. Bak, bir laf var mafyada. Türk polisi yakalar. Ben mafyacılık mı yapıyorum? Ben suç işleyeceğim. Bu benim işim. Sen de beni yakalayacaksın. Bu da senin işin. Yakalandın mı? Eller yukarı. Tamam. Ne kaçacaksın, ne atışacaksın, ne çatışacaksın, ne bir şey yapacaksın. Eller yukarı dediğin anda bitti. Yakalandığın anda tamam abi. İnkar da etmeyeceksin. Diyeceksin tamam abi yaptım ama iyi bir şey yaz. Polis diyecek ki tamam lan helal olsun. Yaptım mı yaptım. Tamam aferin. Şimdi sana öyle bir şey yazacağım ki 10 yıl yatmayacaksın da 2 yıl yatacaksın. Tamam madem ki bunu söyledin delikanlı gibi. Ama yapmadım dersen 10 yıl yatırırım bak der. Tamam abi der. Öyledir polis öyle yapar. Bak der ki biz senin yaptığını biliyoruz. Elimizde kayıt var bilmem ne var. Eğer sen yaptığını kabul edersen mahkeme 1 yıl bile sürmeyecek. Eğer yapmadığını iddia edersen mahkeme 3 yıl sürecek. Çünkü biz senin yaptığını ispat etmeye çalışacağız ve çok yorulacağız. Biz polis olarak git gel yapacağız, evraklar bilmem neler, şunlar bunlar, tanıklar falan. Bunu eğer olmadan yaptığını kabul edersen sana ceza indirimi uygulayacağız. Kabul mü? Kabul. Tamam. Ne kadar bunun cezası? 10 yıl. Kes ondan 8'ini 2 yıl. Savcı böyle yapar, hakim de böyle yapar. Polis müdürü de böyle yapar. Adam 2 yıl ceza yer. Hem cezasını çekmiş olur, hem polisin gönlü olmuş olur. Neden? Çünkü polisin tarafındadır bir nevi mafya. Oğlum yakalandın artık. Bitti bu iş dediğinde peki abi dersin. Tamam abi öyle olsun. Abi müsaade et de hanımla bu çocuklarla bir vedalaşayım. Tamam vedalaşırsın. Hadi görüşmek üzere. Hanım ben geliyorum 2 sene sonra dersin. Ben ayarlayacağım falan dersin. Abi müsaade et telefon arayayım. Aç aç der. Telefonunu açarsın konuşursun. Abi amca bu kızım eşim sana emanet. Şu yurttan şu alacak var. Şuraya al. Al bunu buraya ver. Bilmem ne yap. Tamam bu tamam. Hazırlandım mı hazırlandım. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim abi dersin gidersin. İşin bu olup Türk polisi yakalar. Öyle Polat Alemdar gibi. Polat Alemdar böyle yapıyor. Tak tak tak. Bir oraya sıkıyor. Bir buraya sıkıyor. Bu lan nereye sıkıyorsun anasını satayım. Tak ettin anda. Polis duruyor kendileri yukarı. Abi ne zaman duydun ya? İkinci mermiyi sıkmaya fırsat gelmeden polis çırp bir bakarsın ki kelepçe böyle bileğinde. O kadar hızlı çalışır Türk polis. Ciddi söylüyorum bak. Yaşamış biri olarak söylüyorum. Abartmıyorum. Bir zaman, bir dönem bunlara müdahale edilmedi. Bir dönem bunlara yol verildi. Bir dönem bunlara izin verildi. O dönemlerde güçlüydü bu mafyalar, şunlar bunlar. Bir dönemlerde böyle vardı bu iş. İhtiyaç vardı çünkü. Mafyaya da ihtiyaç vardı. Anladın mı? Türkiye'de bir komünizm tehdidi vardı. Türkiye'de bir Rusya Türkiye'yi ele geçirmek istedi. Türkiye'nin dünyada en güçlü olduğu zamanlarda Rusya 80'lerde dünyayı ele geçirmek istediğinde, her tarafı komünist yapmak istediğinde Türkiye'de komünistleri saldırdı. 70'ler, 80, 60'lar, 70'ler, 80'ler hep bu darbelerin olduğu zamanlarda komünist darbeler yapılacaktı. Eğer komünist darbeler yapılmış olsaydı, mesela bir komünizm darbesi olmuş olsaydı minimum 300 bin kişi öldürülecekti. Çünkü devrimler, komünist devrimleri kanlı olur, kansız olmaz. Yani mesela bütün devlet görevlileri öldürülecekti. Bütün muhtarlar öldürülecekti. Köy işlerinde çalışanlar öldürülecekti. O kadar yani bu böyle oluyor çünkü bunlar yani bir komple işte eski sisteme ait olan bütün her şey siliniyor ortadan. Karl Marx kitabında böyle der. Der ki eski sisteme ait ne var? Eski düzen. Yazıcıya kadar, katibe kadar, şoföre kadar. Bütün eski sistemi yok edeceğiz yerine yepyeni bir sistem yapacağız. İyi de hepsini de yok etme be birader. Bu zamanlarda Türkiye'de sağcı mafya üretildi. Alaaddin Çakıcılar falan meydana getirildi. Hiç yoktan var edildi. Onlar büyütüldü. Onlar o şeylere kamplarda falan eğitildi. O zamanlar ihtiyaç vardı onlara. Evet. Omani diyor ki abi ben Berlin'de yaşıyorum. Hoş geldin kardeşim. Evet. Abi Nuriş kardeşler diyorlar. Delikanlı Sayko diyor. Nurişler Sayko. Şöyle söyleyeyim. Nurişler uyuşturucu kullanıyorlar. Kullandıkları uyuşturucuları kullandıkları zaman, o ağır tipli uyuşturucuları kullandıkları zaman kıyım yapıyorlar. Çocuklar şu camı kapatayım. Benim köpek
bir şey havlıyor. Çok ses geliyordur eminim. Nur İşler Karagümrük bölgesinin bitirimleri, kabadayıları. O bölgenin romanların yaşadığı bir yer, bir bölge. O bölgede çok fazla uyuşturucu ticaretinin olduğu, yani onların olduğu yere gidip arabayla durduğunda hemen biri gelir, ne lazım, ne vereyim. İşte beyaz ver, sarı ver, kırmızı ver, 33 ver, toros ver, artık neyse adları. Söylediğinde sana tamam sen otur burada, ver bana 5 lira, veriyorsun 5 lira, bekle burada diyor. O gidiyor, başka bir çocuk geliyor, arabaya bir torba atıyor falan mesela böyle. Onların olduğu ortamlarda bunlar kullanıyorlar bunları, bu maddeleri. Yani o maddeleri de öyle pis maddeler var. Kullandığında seni mesela vahşi yapar. Anladın mı? Hani korkak insanlar vardır normalde. Adam korkak bir yapısı vardır. Dayak yemekten çok korkar. Kendini kötü hisseder. O hapları alır. O hapları aldığı zaman kendini cesur hisseder. Cesaret hapı var. Adam çok cesur oluyor böyle. Ne bakıyorsun lan falan diyor, bilmem ne diyor. O hapın etkisi bittiğinde adam diyor ki ben bu hapı almalıyım yani. Böyle haplar falan var. Uyuşturucuyla bunları kullanıyorlar. Adam hem uyuşturucu kullanıyor hem bir cesaret hapı kullanıyor. Manyak gibi bir şey oluyor. Hatta bu cesaret hapını polis çok kızar. Neden biliyor musunuz? Cesaret hapını kullandığı zaman bir suçlu. Eğer suç işlerse mesela banka soymaya girer. 5 kişi öldürür. Ya ne yaptın sen? Ne bileyim ya der. Hiç beklemiyorum yani. Ben öldürmek niyetinde değildim. Bir anda elime silah alınca gaza geldim. Harbiden ateş ettim der. Aşırı cesaret verir. O yüzden polisin bazı çok tilt olduğu ilaçlar vardır. O ilaçların bazıları bu mefafetilemlen falan üreten ilaçlar. Özellikle bunlar insanlara aşırı cesaret verdiği için saldırganlaştırdığı için polis tarafından çok kızar. Ama uyuşturucu olup da uyuşturan ilaçlar vardır. Adam mesela içer uyur. Polis buna yine yasaktır. Yine kızar ama o kadar kızmaz. Çünkü o uyutan cinsindedir. Hani bir ejderha vardır mesela. Uyanırsa bütün köyü mahalleyi yakacak. O ejderhaya elinden zarar verirsin malı. Dersin iç bunu kardeşim, yat uyu. Ha tamam der, çeker yatar uyur ejderha. Hep uyutursun ejderhayı. Yakmasın köyü, mahvetmesin diye. Anladın mı? Öyle tipler vardır. Onları mesela polis böyle şeylerde bazı şeylere göz yumar halinde yolunla. Ama böyle saldırganlaştıran ilaçlar falan, bunlar tehlikeli yani. Ben mesela soruyordum çocuklara, diyordum nasıl oluyorsun? Abi insanların yüzünü böcek gibi görüyorum diyor. Yani o diyor ilacı aldığım zaman diyor insanların yüzünü diyor böcek gibi görüyorum. Bir tarım ilacı vardı, onu çekiyorlardı böyle. Çok ucuz. İnsanların yüzünü böcek gibi görüyorum, öldürmek istiyorum onları diyordu. Çok kötü ya. Necati Arabacı yabancı gelmedi. Videolar çekiyordu galiba. Alperen, hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar. Kızla buluştum, geç kaldım yine. Yalanına şey yapayım. Yalancı. Seni gidi yalancı. Abi Berlin'de kırmızı reçete ilaçlara o kadar para yapabiliyorsun ki inanamazsın. Bazı insanlar sıkıntılı ortamlarda yaşarlar. Mesela bir çocuk, bir genç çocukken Allah göstermesin kendi ailesinden birinin tacizine maruz kalır. Bu çok yıkıcı ve ağır bir şeydir. Bunu kimseye söyleyemez. Büyür, bunu içinden atamaz. İçinde onu yer, o atar, böyle radyasyon gibi yakar onu. Bunlar böyle, bu tip böyle reçeteli ilaçlar kullanmak zorunda kalıyorlar. Yeşil reçete, kırmızı reçete, anladın mı? Bunlar böyle şey yapmak zorunda kalıyorlar. Bu ilaçları almazlarsa eğer, ne onun adı? Şey oluyorlar. Yani çoğu da intihar ediyor ya da işte hani ya kendine zarar veriyor ya başkasına zarar veriyor. Çünkü içindeki o şeyi atamıyor. Bunu kimseye de söyleyemiyor. Anladın mı? Çok ağır bir şey çünkü. O yüzden bazı bir takım ilaçları kullanan insanlar vardır. Böyle kırmızı reçete gibi, burada da yeşil reçete. O ilaçları kullanan insanlara bazen ben şey veriyorum. Mesela Amerika'da Prozac kullanımı çok yaygın. Xanax dünyada kullanımı çok yaygınlaşmaya başladı. Bunlar hiç iyi şeyler değil. Kesinlikle her türlü maddeden uzak durun. Hatta sigaradan dahi. Sigara dahi içmeyin. Alkol dahi içmeyin.
Çünkü alkolün de sigaranın da sana ne zarar vereceğini bilmezsin. Dünyanın en kötü şeyi insanı kendi normal olduğu kişiden başka bir hale getiren bir maddedir. Efe. Sen onu bir içiyorsun, tefe oluyorsun. Öyle bir şey olamaz. Sen efesin. İyi halinle, kötü halinle, bana burada yaptığın trollerle bile, bana burada troll bile yaparsan böyle bir insansın. Trollsen troll. Ama kalkıp da bir madde kullanıp da sen başka bir insan olacaksan o doğru bir şey değil. O çok yanlış bir şey. Anladın mı? Bu çok yanlış bir şey. O yüzden bütün madde kullanımlarının sonu felakettir. Ağır madde kullanmaların sonu ise ağır felaketlerdir. Büyük felaketlerdir. Ama bazen insanları buna iten sebepler vardır. Ben kendi yaşadığım bazı bir takım hadiseler sonucunda ve gördüğüm şeyler sonucunda bunu biliyorum. Bazen bazı ortamlarda insanlar ağır travmatik şeyler yaşıyorlar. Kimseye söyleyemedikleri şeyler, ağır travmatik hadiseler. Bir duyulsa mesela ağır bir şey olur. Mesela ne bileyim hani Doğu toplumunda bir kız tecavüze uğruyor Doğu'da. Eğer duyulursa Doğu'da kızın tecavüze uğradığı, bir babası gider tecavüze uğradığı adamı öldürür, hapse girer. İki, kızın artık kız olmadığı, tecavüze uğramış bir kız olduğu öğrenilir. Ve o kızın genç kızlık hayatı sona erer. Yani bir mahvoluş oluşur. Ve işin kötü tarafı baba kızı öldürmeye, yani kızına bu fenalığı yapan kişiyi öldürmeye mesela gittiğinde ya da hesap sormaya gittiğinde sen benim kızıma nasıl bunu yaparsın dediğinde karşı taraftaki şerefsiz kendi istedi amca ben istemedim. O geldi bana yatak odama girdi gece. Deyip yalan söyleme olayı olduğu için herkes de kıza dönüp aa der kız ne yaparsa yapsın anlatamaz. Çünkü öyle bir şeydir ki bu iş. İki kişi arasında olan bir olay. Kız hayır ben ne kadar yapmadım da dese. Kız ben öyle bir şey istemedim de dese. Yapar şerefsiz kendi çünkü adam canından olacak öbür türlü. Bunu yaparsa belki hayatını kurtaracak diye yalan söyleyecek. O yüzden böyle insanlar bazı özel durumlarda içine attıkları şeylerden dolayı, kimseye söyleyemedikleri şeylerden dolayı bir takım böyle yanlış işler yapıyor. Eskilerin bir lafı var. Ne şeytanı gör ne işit derler. En iyisi bütün hadiselerden uzak durmak. En iyisi kendinizi geliştirip kendi iç dünyanızı kuvvetlendirip bu tip şeylerden uzak durmalısınız. Ben zamanında bir takım bu tip hadiseler yaşayan bir insan olarak size şunu söylüyorum. Türk polisi gerçekten yakalıyor. Türk polisi her zaman yakalıyordu. Artık kesinlikle affetmiyor. Her yerde kamera var, her yerde bir şey var. Bu saatten sonra mafya olmanın imkanı mümkünatı yok. Mobese diye bir şey var. Bir bombalama hadisesi meydana geldi geçenlerde. Bir sürü insanımız şehit oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Bu bombalama işini yapan kişiyi o kadar hızlı yakaladılar ki herkes bu işin altında devletin olduğunu düşündü. Hayır kardeşim. Herkes her an gözetim altında. Artık mobese sistemiyle her an herkes gözetim altında. Ama kayıt altına alınıyor, tek tek kontrol edilmiyor. Ne zaman ki senin ayağına bir taş değiyor, 10 gün geriye giderek bakıyor. 10 gün önce o bomba koydukları yerde prova yaptıklarını dahi devlet tespit etti. Bu devletin gücünü gösterir. Bu devletin bu işin içinde olduğunu göstermez. Ama bir takım olayın olduktan sonra bir şey yapabilirsin. Devlet olmadan ne yapabilir? Abi şurada bir adam yürüyor. Bu adamı ben beğenmedim deyip adamı buradan yürüme diyemez. Anladın mı? Ne zaman ki o adam bir şey yapar, geriye dönüp kayıtları incelersin. Zaman makinesinde geçmişe gider gibi gider. O insanın yaparsın. Kimin bıraktığını görürsün. O sokaktan bu sokağa, bu sokaktan şu caddeye, şu caddeden bu caddeye, bu caddeden bu arabaya, bu arabadan bu minibüse, bu minibüsten bu eve yakalarsın. Nitekim de böyle oluyor. Abim cümleten iyi geceler yayınlar sabah erkenciyim. Tamam kardeşim görüşürüz Ferhan'ım. 500 milyonluk yaptım seni bunu unutma. Kaptırma parayı. Böyle bir şey durum varsa bana gel biz hallederiz merak etme. Kimseye kaptırma Ferhan'cığımın parasını. Emin Bayram, kral bir arkadaşım anlattı. Alaaddin Çakıcı rezervasyonunuz var mı diyen garsonun kafasına tabak kırmış. Sence doğru mudur? Aa, tam onun yapacağı bir şey de. Rezervasyonunuz var mı diyen kişi Alaaddin Çakıcı tanımamıştır. Alaaddin Çakıcı sen beni nasıl tanımadın diye kafasına kırmıştır. Yapar yani. Bu yani zaten Alaaddin Çakıcı ama bak mesela şöyle bir durum var. Kabadayı
Kabadayı ile mafya arasındaki fark konuşuyoruz ya bu akşam. Çok güzel bir şey söyledin. Alaaddin Çakıcı bir mafya. Alaaddin Çakıcı o garsonun kafasında tabağı kırmak için yanında en az 10 kişiyle gitmiştir oraya restorana. Alaaddin Çakıcı tek başına restorana gitse de garson bunu dese kafasını kırmazdı. Mafya ise, kabadayı ise tek başına gider, tek başına yaşar. Böyle 5 kişi, 6 kişi gezmez. Eğer sen burada rezervasyonunuz yok derse kafasına tabağı kırar. Ama Alaaddin Çakıcı yanında 5 kişiden daha fazla adam yoksa onun kafasına tabağı kırmaz. Yanında adam varsa da tabağı da kırar, orayı ateşe de verir. İşte mafya böyle bir şey. Mafya ile kabadayının arasındaki fark böyle bir şeydir. Anladın mı? Yani mafya namı için yapar, kabadayı kendine hakaret edildiğini düşündüğü için yapar. Bunun gibi. Anlamadığım şey, devlet kendi yapmış olsa eline ne geçecek ki? Yahu arkadaşlar, şimdi bir zaman, bir dönemde, devletin bir dönemi vardı. Çok karışıktı. Ordu ayrı bir kafada, FETÖ'cüler, Ergenekoncular, Balyozcular, böyle acayip bir karışıktı. Böyle 90'ların sonları falan artık var ya, nasıl kötü bir Türkiye vardı anlatamam size böyle hani. Size anlatamam. Yani her bir bölümün başına geçen o bölümün duvar kağıtlarını söküyordu, eve götürüyordu. Ben bir daha buraya gelmem diye. Anladın mı? İnanılmaz kötü zamanlar yaşadı Türkiye. O zamanlarda bir takım böyle şeyler olmuş olabilir ama artık bunlar olamaz. Çünkü mesela kendisi her bayramda sınırdaki Mehmetçiğin yanına giden Süleyman Soylu gibi bir İçişleri Bakanı. Adam bir bayramda evinde durup annesiyle, çocuğuyla bayram yapmadı. Her bayramda sınırdaki Mehmetçiğin yanına gidiyor bayramda. Bayram namazını Mehmetçiklerle birlikte kılan bir Süleyman Soylu hangi adamına, hangi yüzle diyecek ki işte bir bomba patlatalım mı? Ha? Öyle bir iş yapalım mı falan. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu eski zamandaki eski bakanlar yapabilirdi belki. Anladın? Böyle bakanlarımız vardı bizim. Bunu yapacaktı yine de. Ama bu adamlar bunu yapmaz. Bu adamların yolu belli. Bu adamın gittiği şekli belli. Bu şekilde yürüyen adam bunu yapmaz. Anladın? Ha, MIT artık çok güçlü. Bizim MIT'imiz ne yapıyor biliyor musunuz? Telefon takip ediyor. Ne bileyim işte PKK'lı bütün listedeki olanların her birine bir bölüm kurulmuş. Mesela işte gri listede biri var, adı nedir? Cem Baba. Cem Baba'yı takip edin. Abi telefon kayıtları, bilmem nedir, attığı tweetler, her şeyini kontrol ediyor. Kız arkadaşı, kız arkadaşının attığı tweetler. Hepsi kontrol ediyor. Adamın nerede olduğu bildiriliyor. An be an diyor ki şu anda burada, şu anda burada, şimdi burada. Spam yapıyorlar. Adam Finlandiya'ya gidiyorsa Finlandiya diyorlar ki bu adam burada. Finlandiya diyor ki yok öyle biri burada. Salağa yatıyor Finlandiya. Yok canım ben birini görmedim ya falan diyor. Hayır diyor, bak bu işte burada resmini çekiyor. Finlandiya polisiyle sohbet ederken bak diyor. Veririm bunu gazeteye diyor. Adam diyor ki hastiktir. Kim çekti lan bunu? Yani hatta böyle ben bunu görmedim diyen adamın evinin önünde falan çekiyor böyle adamla konuşurken. Bak diyor senin de evinin orası, kızın diyor Margaret iyi mi falan. Aa kızımın da adını biliyor diyor. Uzak durayım ben bunlardan diyor. Artık MIT böyle çalışıyor. Ama böyle bombalama yapmak, bilmem ne yapmak, yapmayın be çocuklar. Yani devlet bombalama yapacak olsa bir tane, hani Allah göstermesin devlet bombalama yapmaz. Ama yapacak olsa bir kişi ölmez. Onu yapanlar, ben size bir şey söyleyeceğim. Bu bombalama işini gerçekleştiren kişinin, dikkat ettiniz mi? Para çıktı. Bir sürü para çıktı yakalandı evinde. Yani o bombalama işini yapan kişi cebinde bu kadar parayla gelecek birileri değil. Terör örgütlerine para yığıyor bazı dış ülkeler. O dış ülkeler de deniyor ki biz sana para veriyoruz. Senden de bir icraat bekliyoruz. Bir iş yap yani, bir şey yap. Bu kadar para verdim. Ben sana 1 milyon veriyorum. Veriyorlar terör örgütünün liderinin başındaki adama ayda 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon dolar para. O da böyle piyonlara 10'ar bin, 20'şer bin dolar dağıtıyor. Kendi cebine atıyor 950 bin dolarını, 50 bin dolarını dağıtıyor. 5 kişiye 10'ar bin dolar veriyor. Gidin bir yerde bomba patlatın. El yapımı bomba yapın diyor. Eğitiyor bunları. Bunları Türkiye'ye gönderiyorlar. Türkiye bunların 5'ini de yakalıyor. MIT takip ediyor bunları. Bir tane bu kaçmış aradan. Anladın mı? Yani yakalanan bombacının sayısının artık hesabı yok.
MIT'ten dolayı. Yapıyorlar kardeşim. Amerika, yani Amerika mı dedim ben? Yanlışlıkla mı söyledim? Yani parayı verdiğim müddetçe bu bombacılar bu işe devam edecek. Çünkü bu iş parayla oluyor. Amerika diyor ki her biri 10 bin, her biri milyon dolara 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon. Amerika için 1 milyon para mı? Umurunda bile değil. Adam Afganistan'da 20 milyar dolarlık silah bıraktı. Irak'ta her ay nereden baksan 1-2 milyar dolar şey veriyor. Irak'ta Erbil, Merbil falan sahte cennet kurdular. Burayı Kürdistan yapacağız diye. Git dünyanın en ucuz ne bileyim işte çikolatası Erbil'de. Dünyanın en ucuz arabaları Erbil'de. Niye? Çünkü devlet şey Amerika para basıyor orada. Para veriyor onlara. Sedat Şahin hakkında biraz daha bilgi verebilir misin? Samsunlu olarak dinlemek isterim. Emin, o bilgileri sana buradan açıkta veremem yani. Var bazı bildiğim şeyler, bildiğim, yaşadığım hadiseler. Veremem buradan o bilgileri. Discord'da, Discord'da falan anlatırım özel şeyleri. Burada anlatamam. Dava açarlar, şey derler, ne bileyim olay olur. Yani gizli sırlı şeyleri nasıl anlatayım ben adamın? Zamanında biz İstanbullu olarak, İstanbul'un eşrafı olarak, İstanbul'un yerlisi olarak İstanbul'da Vefa Bodası'nın sahibiydim ben yani. Öyle alelade bir İstanbullu değildim yani. İstanbul'un 7 tepesi, 7 kapısı, 7 meşhuru vardır. Onlardan biri Vefa Bodası'dır. Yani Vefa Bodası'nın sahibi olarak o zaman çok bildiğim, tanıdığım, duyduğum şeyler vardı. Vardır, bilinmiştir, duyulmuştur ama kalkıp da bunları şimdi sana burada nasıl anlatayım yani? Bu canlı yayında olan olay, anlatamazsın. Bırakın adım Efe kalsın, sadece Efe'ler diye çökerim. Ya Efe de rahatsız bir çocuksun ya. Troller olmasa hayatın tadı kalmaz. Hayatın tadı trollmüş meğersem. Troll. Evet. 2 saati doldurduk. Var mı sormak istediğiniz bir şeyler? Son sorularınızı alalım, ondan sonra şey. Mafya sizden haraç alıyor muydu? Hayır abiciğim. Bizden hiç haraç alan olmadı. Bir kere 1979 yılında. 78 yılında. Hiç unutmam. Fatih'teki Bozacı dükkanına bir grup geldi. 10 kişi. Ben Fatih'teki dükkandaydık. Dedi ki biz bilmem ne dedi. Halk grubu adına dedi. Sizden dedi para alacağız dedi falan. Babam dedi ne grubu? Para ver. Tamam dur dedi ben dedi. Veriyorum dedi. Bekledi. Babam gitti. Dükkanın kapısını arkadan kilitledi. Anahtarı da cebine aldı. Ondan sonra 10 kişi babama daldı. Babam 10 kişiyi dövdü. Ama benim babam benim boyumda, benim kilomda bir adamdı. Yani 130-120 kilo bir adamdı. Bu bahsettiğim kişiler 60-70 kilo. Yani bir çocuk babasından kavga etmiş gibi oldu. Babam bunları dövdü. Ondan sonra polis geldi. Polisi ara dediler. Babamın kafasında telefon kırdılar. Eski telefonlar vardı böyle. Çevirirsin. Ta 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 ta. Çırt ta 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 yapar. O telefonu vurdular. Babamın kafasında kırıldı. Babama yine bir şey olmadı. Dev gibi bir adamdı. Bir de kızdı mı kavga etti mi Arnavut kendini kaybeder. Ben çok korktum. Küçüğüm o zaman. 7-8 yaşındayım. Kenara koştum böyle korktum böyle titredim. Ondan sonra tak 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 kapı çaldı. Polis geldi. Polis aç kapıyı dedi. Babam anahtarı verdi. Kapıyı açtı. İçeri geldi polis. Bunları dövdü dışarı çıkardı. Arabayı bindirip gönderdi. Babam bana çok kızdı. Niye dedi korktuğundan eşi ulaşır falan. Ben hiç unutmuyorum onu. Çok korkmuştum böyle. Bir kere böyle o zaman haraç istemeye geldiler. Helal para kazanan bir insan haraç vermez. Helal yolda para kazanıyorsan, ekmeğini taştan çıkartıyorsan, paran eğer helal hakikaten böyle paranda hiçbir şüphen yoksa haraç vermezsin. Haraç tarzı işi genelde ne olur? Mesela işte şöyle yerler oluyor. Mesela Aksaray'da bitirmaneler var, batakhaneler var. Bir adam geliyor, içkiyi içiyor. Adama 50 bin lira hesap yazıyorlar. Adamı döve döve 50 bin lira parasını alıyorlar. Yani öyle yerden haraç alırlar. Adam yani o adam haracı verir de umrunda bile olmaz. Anladın mı? Yani öyle yerlerden, normalde Bozacı dükkanında kim haraç alır ya? Nasıl alabilir ki? Yani ben de alamam abicim, küçüktüm o zaman. Mafya yayını daha yapar mıyız? Yaparız be. Ben video çekmeyi becerebilsem ne güzel şeyler anlatacağım size de anlatamıyorum. Ben spontane yaşıyorum, anlık böyle. Aklıma ne gelirse de söylüyorum, biraz da fazla açık sözlüyüm. O yüzden yani... Yayınlarda aman onu söyleme, bunu deme, bunun adını geçirme, bunu kullanma, yapamıyorsun işte. Yapamıyorsun yani, söylüyorsun işte, elinde duramıyorsun. Söylemeden de olmuyor ki kardeşim. Olmuyor yani.
Adamlar bir proje yaptılar. Bakın, İngilizlerin neredeyse 500 yıldır kullandığı bir taktik vardır. Böl, parçala, fethet taktiği. Bir ülkeyi ele geçirmek için önce o ülkede bölücülük yaparlar. Ülkeyi bölerler. Ülke kendi arasında 3-5 parçaya bölünür. Sonra bu 3-5 parçaya bölünen bölümler kendi aralarında kavga etmeye başlarlar. Böylece parçalanırlar. En sonunda kavga etmiş, parçalanmış, askerleri tarumar olmuş ülkeyi çok kolay bir şekilde fethederler. Osmanlı fethedilemeyecek bir hükümdarlık idi. Bundan yaklaşık 200 yıl önce bir İngiliz lordu, bir siyaset bilimci bir şey yayınladı. Osmanlılar hakkında. Osmanlı neden yok edilemez? Osmanlı'yı neden yenemezsiniz? Bu adamlar nasıl yenilir diye bir rapor yayınladı. O raporun bugün örneği var arşivlerde. 100 yıl sonra çıkmak kaydıyla yayınlanıyor bazı bilgiler. Çıktı, aradan geçti 100 yıl, yayınlandı. Orada deniyor ki biz bu adamları normal savaş yolunu da yenemeyiz. Bunlar bizden her açıdan üstün. Öldüğünde cennete gideceğine inanıyorlar. Biz bu adamları yenemeyiz. Bu adamları ancak ahlaki açıdan çökertebiliriz. Çünkü bunların kadına kıza karşı çok büyük merakı var. Kadına kıza karşı bir zaafları var. Ahlaklarını bozarsak, onları İslam'dan uzaklaştırırsak ancak biz bunları yenebiliriz diye bir program yayınlamış. O program birebir olarak kullanılıyor. Dini bütün bir Türk Müslüman askeri yenmek neredeyse imkansız. Allah yardım ediyor ya. Arkasında Allah var. Adı Mehmet. Bir küçük Muhammed. Mehmetçik demek Muhammed de diyemediğimiz için. Yani Muhammed demek bize o kadar hani kutsal bir kelime ki bizim için. Muhammed'in yerine Mehmet. Çünkü Muhammed'le Mehmet Arapça'da aynı şekilde yazılır. Sen bir küçük Muhammedçiksin. Sen hangi dünyanın hangi ülkesinde askerine insanlar kendi askerine bir sen bir küçük İsa'cıksın demiş. Ya da Hristiyanlar işte sen bir küçük İsa'sın ya da Yahudiler sen bir küçük Musa'cıksın demiş. Hiç kimse. Biz kendi askerimize sen bir Muhammedçiksin. Bir küçük Muhammed'sin. Yakıştırmasını yapıp Mehmetçik demişiz kendi askerimize. O kadar kutsal, o kadar temiz bir görevdir. O yüzden bizim savaş ile yenmek mümkün olmadığı için işte bize böyle bombalarlar. Bizi böyle bölerler. İşte bize böyle hakaret ederler. İşte ne bileyim bizi birbirimize düşürmeye çalışırlar. Anladın mı? Böyle abuk subuk tipler çıkar. Yani bugün altılı masalar bilmem neler yapılıyor. Altılı masa yapılıyor. Altılı masada oturanların bir tanesinin oy oranı %19, bir tanesinin oy oranı %1. Senin o masada ne işin var ya? Ben senin gibi 19 tane yaparım. Ben %19 oy aldım geçen seçim. Sen ne aldın? %1. Peki sen ne aldın? %0,6. Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi %0,6 mı ne oy aldı? Bu adamın bu masada ne işi var? Niye geldin ki sen bu masaya? Sen bu masada olmasan ne kaybederiz? %0,9. Ama amaç o değil. Peki Temel Karamollaoğlu nasıl gelebiliyor masaya? O masaya gelecek benzin parasını nereden buluyor? Bu adamın arabası var. Bu adamın ilçe teşkilatı var. Bu adamın il teşkilatı var. Bu adamın köy teşkilatı var. Bu adamın maaş verdiği nereden baksan 50 bin tane adam var. Türkiye genelinde. Bu paraları nereden buluyor? %0,9 oyla. Yani şöyle düşün. Sen bir tane dükkan düşün. Bir bakkal düşün. Yanında 50 tane adam çalışıyor. Bir bakıyorsun ya diyorsun bu bakkal hiç iş yapmıyor. Hiç iş yapmıyor. Bütün gün boyunca bekledim. 3 kişi gelmedi bu dükkana. Hiçbir şey yaptığı yok. Bu bakkala bakıyorsun. Çalışıyor. Vitrin, elektrik, camları, kira. Nasıl ödeniyor bunlar diyorsun. Saadet Partisi'nin kaç tane yerde il başkanlığı var, ilçe başkanlığı var. Çoğu da kiradır. Nasıl çıkıyor bunlar? %0,9'da. Hani devlet yardımı desen devlet yardımı aldığı oya göre veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verir. Nasıl verir ben de bilmiyorum. Efeciğim sana troll mü dedim. Troll ettin diyecektim. Troll Efe. Efe troll. Abi altılı masanın kafayı ben çözmüş değilim. Kılıçdaroğlu adaylığını sundu. Bu seçimi kazanamayacağını. Kılıçdaroğlu bile ve seçime katılıyor. Acaba derin devlet mi planlıyor bunları? İşte o kadar saçma şeyler oluyor ki Türkiye'de. Bak o kadar saçma şeyler oluyor ki Türkiye'de. İnsanlar bunları ancak devletin yapabileceğini düşünüyor. Yani anladın mı? Ha, her şeyin altında bir komplo teorisi aramanın altındaki
mantıksızlık şu. O kadar mantıksız hadiseler meydana geliyor ki nasıl olabilir? Kemal Kılıçdaroğlu kalktı Amerika'dan şey getirtti ya, kendine ekonomi uzmanı getirtti. Ya Doğan Babacan gibi bir adam var orada. Ekonominin adam, hakikaten bu işi biliyor. Doğan Babacan yıllarca Türkiye'nin en başarılı zamanında ekonomi bakanlığını yaptı. Doğan Babacan gibi senin elinin altında bir adam var. Niye onu kullanmıyorsun? Ama olay o değil. Amerikalı bir ekonomi getirerek Amerika'ya ve Amerika yanlısı olan dünyadaki diğer ülkelere şu mesajı vermiş oldu. Biz Amerika ile birlikte hareket ediyoruz. Biz Amerika'nın tarafındayız. Amerika ile birlikte hareket ediyoruz. Yani biz Amerikancı bir çizgideyiz mantığı verdi. İngiliz bir şey getirmiş olsaydı mesela, tam tersi İngilizce bir görünüm vermiş olacaktı. Fransız bir tane, efendime söyleyeyim, hani ekonomist getirmiş olsaydı, ki Fransa'da da ekonomistler var, çok iyi. Bu şunu anlatmış olacaktı. Bak biz Fransız ekolüne daha yakınız. Biliyor musunuz, bir devlet başkanı ilk devlet başkanı seçildiği zaman ilk hangi ülkeye gittiği çok büyük önem arz eder. Bir devlet başkanı ilk seçildiğinde Amerika'ya gidiyorsa Amerikancı, İran'a gidiyorsa İrancı derler. Eskiden böyle. O zamanı vardı. Her Türk'ün bir lakabı vardır. Ben de Efe'yim diyorsun. Bizim çok Efe'miz var. Efe hangisisin bilmiyorum. Bizim eskilerden çok Efe var tanıdık. Hangi Efe'sin sen? Bilmiyorum. Ama yani ben yayın yaparken saçma sapan şeyler söylediğin için troll dedim sana. Bir troll tanıdığım Efe'ler, işin garibi tanıdığım Efe'lerin hepsinde troll. Hangisi olduğunu da çıkartamıyorum çünkü bir sürü troll Efe, troll Efettin var. Hangisi bilmiyorum. Evet çocuklar, soracağınız sorular varsa son alayım, ondan sonra kapatıyorum artık. 2 saati geçtik. 2 saat 10 dakika yayınımız oldu. Bekliyorum. Biraz delay var tabii yayında. Emin Bayram, sana öyle şeyler anlatırım ki Dede Şahin hakkında ama anlatmak olmaz. Onlar benim çünkü şeyim, neslim. Onlar benim neslim. İran olayları nasıl sonlanır diyorsun. Güzel bir şey söyledin. İran çok enteresan bir şekilde iktidarı Acemlerin elinde tuttuğu ama halkın %80'inin Türk oğlu Türk olduğu bir memleket. Güney Azerbaycan, Kuzey İran, Güney Azerbaycan oluyor aynı zamanda. Dünyanın en çok Türk takımı olan, dünyanın en çok Türk taraftarı olan takım diye yazdığınızda FC Traktör diye bir takım çıkıyor, İran takımı. Maçlarına İstiklal Marşı ile başlıyorlar. 46 milyon taraftarı kayıtlı üyesi olan bir takım. 46 milyon FC Traktör takımı üyesi Türk olduğunu iddia eden ve Türk olan şüphesiz insanlar. Ama bu ülkeyi ele geçiren Yahudi, Patrani Yahudisi bir grup, bir millet var. Bunlara Molla deniyor. Sorsan İran'la savaş yapıyorlar ama İran'la savaş yapamazlar çünkü onlar da zaten Yahudi. Böyle danışıklı dövüş yapıyorlar. Sorsan işte İran karşıtları, halbuki değil. Arada öyle bir tane soba borusuna benzer bir şey patlatırlar, bir şey fırlatırlar sağa sola. İran olayları ne olur? İran olayları gönül odur. Gönül ister ki o bölgeye Türk hükümdarı olsun. Çünkü Türk'ten başka bizim bu bölgenin, Orta Doğu bölgesinin derdini çözebilecek olan hiç kimse yok. İranlı başka biri gelse yine aynı şey yapacak. Ürdünlü başka biri gelse yine aynı şey olacak ama Ürdün'e Türk gelse barış gelir. İran'a Türk gelse barış gelir. Suriye'ye Türk gelse barış gelir. Bak bir şey söyleyeceğim. Dediğim hani lafı şimdi belki hoşunuza gitmeyecek kimilerin ama bir şey söyleyeceğim. Tayyip Erdoğan'a Ürdün'e devlet başkanı yapsak. Tayyip Erdoğan'a İran'a devlet başkanı yapsak. Tayyip Erdoğan'a Mısır'a devlet başkanı yapsak. 5 yıl sonra ne olur biliyor musun? Her ilde hastane, her yere tünel, her yere havalimanı yapılır. Yapılır, bunu biliyorsunuz. Söylediğimin doğru olduğunu biliyorsunuz. O havalimanları, o hastaneler, o tüneller kim için iyi? Halk için iyi.
Bunu millet biliyor. Bunu insanlar biliyor. Üç harfli marketleri konuşmadık. Marketlerle ilgili bir hadise var. Marketçilikle ilgili. Ben kendim yaptığım malları marketlerde satan bir kişi olarak marketçilerin ne kadar çok para kazandığını en iyi bilen biriyim. Marketler her şekilde, her zaman para kazanır. Hele ki Türkiye'deki marketler satın alımlarını peşin para yaparak üreticinin belini kırıyorlar. Bak, ben vakti zamanında mal satarken bana Carrefour'dan boza satarken Carrefour'dan bana teklif geldi. Dedi ki bozanı almak istiyoruz. Peki. Dedi ki ne kadara satıyorsun bozayı? Dedim ki benim bozayı sattığım fiyat mesela bugünkü parayla diyelim ki 100 lira. Dedi ki sen bize 60 liraya vereceksin. Biz onu 80 liraya satacağız dışarıya. Ya dedim benim 100 liraya sattığım malı normalde hem 60'a veremem sana. Mümkün değil o kadara mal edemem ama diyelim ki mal ettim. Niye sana 60'a vereyim de sen 80'e sat? Dedi ki öyle. Biz dedi senin sattığın fiyattan daha ucuz satacağız ki millet gelsin bizden alsın. Dedim sağ ol kardeş siz kafayı yemişsiniz dedim. Kabul etmedim. Vermedim. Anladın mı? 90 küsürlerde. Ne demek istediğimi anladın mı? O kadar ucuz alıyorlar ki. O büyük süpermarketler kaça mal ettiğini biliyorlar. Adam şu elimdeki kremin kaça mal olduğunun hesabını yapıyor özel grubu. Diyor ki sen bunu 5 liraya mal ediyorsun. 5-20'ye senden alıyorum diyor. Satarken de 40 liraya satıyor. Yani inanılmaz bir karla satıyor. Ya diyor ben bunu broşür yapıyorum diyor. Kiram var diyor. Ya, hakikaten çok kira ödüyorlar. Hakikaten çok personel gideriyor diyorlar. Ama Türkiye dünyada büyük süpermarketler için en büyük şey. Bakın bir Amerikan ekonomi programına denk geldim gece vakti. Diyor ki dünyanın en karlı işlerinden bir tanesi Türkiye'de gıda süpermarketi yapmak. Çünkü inanılmaz büyük ciroları var ve ciroların neredeyse tamamı nakit para. Yani sen bir satış yapıyorsun, tırınk, cash alıyorsun parayı eline. Dünyada böyle bir ticaret çok nadir. Hatta birçok büyük şirket, mesela adam demir tüccarıdır, demir alır. Ham maddesi demir olarak yapar, somun yapar, vida yapar, onu yurt dışına satar. O paranın, sattığı paranın adama geri gelmesi yıllar alır. Ha, o bir düzenin içerisindedir, yıllar öncesinden sattığı malların parası gelir, böyle bir düzen vardır. Bir tekerlek bir kere dönmeye başlamıştır. Hani yel değirmenin çarkı böyle su değirmeninin çarkı suyun içine batar sonra yavaş yavaş yukarı kalkar. Ama o çarkın yavaş yavaş yukarı çıkıp tekrar suya gelmesi zaman alır. Böyle birçoğu ticaret böyledir. Sen petrolü çıkartırsın, o petrolün satılıp da parasının sana gelmesi bir yılı bulur. Bir yıl geriden alırsın paranı. Nakit para öyle değil. Bu market işleri öyle değil. Tırınk para. Tırınk ya. Bugün malı veriyorum, ertesi gün paramı alıyorum. Çünkü millet satın alıyor. Herkes ödüyor parayı. Dıt, dıt, dıt. Bankadan geçiyor, dıt. Tutuyor kartı, dıt, dıt. Para hesapta. Bitti, nakit. Kredi mredi yok. Şey alışverişinde kredi yok. Ha şey satarsın mesela. Pantolon satarsın, ayakkabı satarsın. Ona bir diyeceğim yok. Ayakkabı satarsın. Ayakkabıyı belki adam 3 ay taksit yapar. 5 ay taksit yapar. 3 ay ki orada bankada sana parayı yatırıyor. Bunu da söyleyeyim. Taksidi yapan banka. Anladın mı? Sen diyelim gittin süpermarkete dedin ki ya biradım buna 5 taksit yap. O 5 taksit yapılmış halini almıyor satan market. Market 5 taksidi bankaya yapıyor. Banka senden bunu alıyor. Banka sana parayı peşin ödüyor. Anlaşma böyle. Banka sana parayı peşin ödüyor. Sen parayı bankaya taksit ödüyorsun. O üç harfli süpermarketlerin yaptığı şeyler terbiyesizlik. Türkiye'de şöyle bir durum var. Türkiye'nin eski sahipleri olan, bugün söylemiştim Rumlar, yani Rum kökenli olan insanlar kendilerini arada sırada şu şekilde belli ederler. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Siz olmadan biz vardık. Siz buraya sonradan geldiniz. Pis Orta Asya Türkleri size. Geldiniz Orta Asya'dan. Biz buraların eski sahibiyiz. Demek ben Türk değilim. Türklerden önce de ben burada vardım demek. Biraz uyan, uyanık ol. Bunlar hep böyle konuşmaların altında. Biz buranın gerçek sahibi biziz. Bizim dediğimiz olur. Lafı bu anlama gelir. Bu Türk halkının %99'u Türktür. %1'i Türk değildir. Çoğu zaman yıllar yılı bu memleketi bu %1'lik kesim yönetmiştir.
Türkler de zanneder ki Türkiye'yi ben yönetiyorum. İran'da bu kadar çok Türk olan İran'da yönetimin Türklerde olmaması gibi. %90'ı Sünni olan Suriye'de %10'luk Nusayrilerin memleketi idare ettiği gibi. Saçma sapan bir şey. Mafyayı bitirdik gidiyoruz abicim, evet. Tayyip keşke de ABD başkanı olsa, sızsaydı ABD'ye gitseydi diyorsun. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Bulgaristan'da yaşıyorum, 18 yıl oldu. 2023'te 18 yıl olacak. Bana burada birbirinden bağımsız 18 yıl içinde 5-6 tane Bulgar tanıdığım bana dedi ki şu Tayyip'i bize verin de bir yıllığına şu memleketi düzelsin. Bak bugün Lübnan'da Tayyip Erdoğan başkanlığını koysa vallahi seçilir. O kadar seviyorlar. Mısır'da adaylığını koysa Tayyip Erdoğan %70 öyle seçilir. İnsanlar ne olduğunu görüyor. İstanbul'un benden eskisi yoktur. En eski Türklerdeniz biz. Türk olup da en eski olanlardan biz varız. Hani siz olmadan biz vardık der ya. Bizimkiler 1840'ta gelmiş İstanbul'a. Daha eskisini bilmem. Neden 1840'ta İstanbul'a gelmiş? 1876'da Bozacı dükkanını kurmuş. O kadar eskiyiz. Yok 1870'de gelmiş galiba aşağı yukarı. 1840 doğumlu tabii. 40'ta doğmuş da 1870'de gelmiş. 1876'dan beri İstanbul'da Bozacı dükkanımız var. O yüzden yani bizim kadar eskisi yoktur diyorum. Bugün bir video izledim. Adam tırla Bulgaristan'a gidiyor. Her yer çukur dolu. Vallahi çocuklar geçen hafta benim kaldığım yerde yolların çukurlarla dolu olmasıyla ilgili bir protesto gösterisi yaptılar. 2000 kişi yürüdü. Yollarda çukur var. Yıllardır bu yolların çukuru kapatılacağını söylediniz ama kapatılmadı diye. Bütçe yok. Para yok. Bulgaristan'da altılı masa gibi bir şey söz konusu. Ama bizim altılı masa bir araya oturmuyor. 6 kişi birbirine küs. Ve seçimlerde yaklaşık 1,5 yıl içerisinde 5 kere seçim oldu. 18 ayda 5 kere seçim oldu. 6. seçim olacak. Ve olmuyor. Hani altılı bir masa var. Masa hiçbir varyasyonda hükümet kuramıyor. Birinci parti, üçüncü partiyle kavgalı. Üçüncü parti, ikinci partiyle kavgalı. İkinci beşle kavgalı. Yani iktidarı kurmak için gerekli olan %30-35 oy oranı toplanamıyor. Bu yüzden de her seçim, o hatta yeni seçime giderken insanlar diyorlar ki 3 ay sonra tekrar seçimdeyiz. Yani seçim olmadan, mesela pazar günü seçim var, cumartesi günü diyorlar ki evet biz bu seçime gidiyoruz ama bu seçimden bir şey olmayacak. 3 ay sonra yeni seçime hazırlıklı olun diyorlar. Öyle diyorum. Bir daha bir Sırbistan'da falan LPG karşılığı yürüyüşler falan yapılmış. Devlet de izin vermemiş LPG'lerin yürümesine. Ya LPG'lerin yürümesinde bir sıkıntı var. Bak açıkça söyleyeyim. Çünkü bu yürüyüşleri düzenleyenler LPG'liler değil. Yürüyüşleri düzenleyenler Amerikan CIA'yı, bunun meydana çıktı. Bunun araştırmasını yaptılar. Dünyanın hemen hemen her yerinde Amerikan CIA'nın bunu desteklediğini. İnsanların LPG olması, LGBT üyesi olmasında bir sıkıntı yok. İnsanların LGBT üyesi gibi yaşamalarında, hayatlarını devam ettirmelerinde bir sıkıntı yok. Anladın mı? Hatta yürüyüş yapmalarında da bir sıkıntı yok. Ama bu yürüyüşü yaparak insanların bir şeye alet edilmesinde bir sıkıntı var. Çünkü bir şeyler sana alet edilerek burnuna sokuluyor. Yeni dünya düzeninde, ben daha önce söylemiştim, bunu söyleyelim artık, yayını da kapatalım. Yeni dünya düzeninde size şöyle bir şey anlatılıyor, deniyor ki yiyin için yaşayın, yarını düşünmeyin, mal mülk sahibi olmayın, kesinlikle mal mülk almayın, kirada yaşayın, biz size yaşayacağınız kadar para vereceğiz. Yani modern kölelik, yani diyorlar ki sana sen benim kölem ol. Ben sana yaşayacağın kadar para vereceğim. Ama malın mülkün olmasın. Yaşa git işte. Neye uğraşıyorsun? Deniyor. Çünkü insanların genelde şöyle bir durumu vardır. İnsanlar çalışırlar, para kazanırlar. Kazandıkları parayla gayrimenkul yatırırlar. Bağ, bahçe, tarla, arsa. Yeni dünya düzeninde bunu istemiyor insanlar. Zenginler istiyorlar ki ben param var, mal mülk alayım. Mesela dünyanın en büyük zenginlerinin en büyük istediği şey arazi almak. Büyük arazi yok. Büyük arazi yok. Herkes arazi peşinde. Abi şu an LGBT'de yürüyenler, üniversitelerde devlet arayını propaganda yapanlar, gezide yürüyüş yapanlar hepsi aynı merkezde organize ediliyor.
Valla organize eden merkezde sıkıntı var. LPG'lerde bir sıkıntı yok. Sıkıntı organize eden merkezin kendisinde. O merkezde bir sıkıntı var. O merkez keşke bu işi düzgün bir şekilde yapmış olsa. Hani keşke hani bu olmasa. Yani bir şeyleri yani mesela ne bileyim keşke Amerika gibi ülkeler kendi ülkelerindeki maddi durumu düzeltmek için başka ülkelere korsanlık yapmak durumunda kalmasa. Anladın mı? Yani Irak'a giriyorlar. İşte toplu kitle imha silahı var diye gittiler. Toplu kitle imha silahı çıkmadı. Aynı masalı şimdi İran'a yapıyorlar. Amaç petrole çökmek. Amaç modern korsanlık. Çünkü paraları yok. Ya böyle bir şey olmaz ya. Bırak İranlı, İran'da ne istiyorsa yapsın. Günahı ye sevabıyla. Bak şu anda İran'da olaylar var. Bırakın İran'daki olaylar İran'da kalsın. İranlılar kendi içinde çözsün. Eğer İran hiçbir müdahale olmadan kendi içinde bu sorunu çözemiyorsa bu sorunları yaşamaya müstahak demektir. Ama hiçbir müdahale olmayacak. Yani hiçbir yabancı güç müdahale etmeyecek. İranlılar kendi içinde bırakın bu olayı çözsün. Mısır'da mesela darbe oldu, Amerikan darbesiydi. Mısır'da bir kişi seçildi, adam geldi, Amerika geldi darbe yaptı. Amerika müdahale etmemiş olsaydı Mısır darbesi olmayacaktı. Görevdeki başbakanı cumhurbaşkanını görevden aldılar ya. Resmen darbeydi yani. Evet çocuklar, yavaş yavaş şey yapacağız. Abi Türk ırkı azalıyor, nüfus yok olur. Kimse farkında değil. Son 10 yıl 20 yıl içinde işimiz zor. Hiç alakası yok Keke Hasan. Doğan sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir Türk nesli geliyor ki. Sadece olayı ortada gördüğüm böyle ortada işte topuklu ayakkabıyla dolaşan sakallı öyle abuk subuk tiplerden zannetme milleti. Aslan gibi bir nesil geliyor. Aslan gibi bir nesil yetişiyor. Sen farkında değilsin. Görmüyorsun. Her yerde. 1000 tane pisliğin olduğu yerde bir tane yiğit o 1000 tane pisliği de şey yapar. Düzeltirsen merak etme. Ve çok var. Aslında işin garibi ben her zaman söylerim. Bir kalabalıkta bir kişi deli gibi bağırdığı zaman bağırıp çağırdığı zaman 1000 kişilik bir kalabalığın içinde bir kişi avazını çıkarcasına yerden yere atıp kendine çırılçıplak soyunduğunda herkes dönüp ona bakar. Bu o ilgi çekiyor demek değildir. Bu meşhur demek değildir. Bu kişi popüler demek değildir. Ne yapıyor bu manyak diye bakarlar. Bu insanlar kendilerinin popüler olduğunu, meşhur olduğunu, önemli olduğunu düşünüyorlar. Anladın mı? Önemli olan o 999 kişidir. O susan, bakan, sesini çıkarmayan 999 kişi asıldır. O bir kişi pisliğin tekidir. Pisliğini yapar. Belki bir an için dikkat çeker. Ondan sonra unutulur gider. İnsanlara onu çektiği dikkat iyi bir dikkat değildir yani. Kötü bir dikkattir. Abi bir iş görüşmesi gideceğim. Bir restoranta nasıl davranmalıyım? Bir an önce çalışmam lazım. Abicim güzel giyin, güzel giyin. Saygılı davran karşı tarafa. Hangi işle ilgili gideceksen o işle ilgili araştırma yap. Dürüst ol. Dürüst ol. Yani biliyorsan biliyorum de bilmiyorsan bilmiyorum de. Karşındaki insanlar büyük ihtimalle seni şey yapacaklarsa eğer hani değerlendirme uygulayacaklarsa sana önemli insanlardır. Mesela hani tabiri caizse yanlış anlama. Sen kalkıp da benim karşıma gelip de bana yalan yanlışla beni kandırmana imkan yok. Ben küllü tutmam. Beni kandıramaz. Ama sen bana abi bak ben açıkça söyleyeyim. Dürüst bir şekilde ben bu işi bilmiyorum. Ama öğrenirim. Öğrenmek istiyorum dersen derim ki bu çocuk bu işi yapar. Tamam abi ben biliyorum bu işi, ben de bu işi, aha ayıp ediyorsun falan diyen adama derim ki bu adamı almayın. Dürüst ol. Düzgün konuş. Merakım var, yapmak istiyorum. Evet eksiklerim var, bilmediğim çok şey var ama yapmak istiyorum. Bir fırsat tanınırsa yaparım de. Merakındayım de. Ben yani anladın mı? Dürüstlük o açıdan çok iyidir. Saklama bir şey. Çünkü bu karşındaki insanlar bu sana araştıracak olan, seninle ilgili bu hani şey yapacak olan adam büyük ihtimalle senden daha bilgili insanlardır ki seni değerlendirecekler ve sana bir not verecekler. Dürüstlük her zaman kazandırır diyorum. Canım kardeşim. Anladın mı? Görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben yarın iş var. Siz uyuyacaksınız sabaha kadar. Cumartesi geceniz güzel olsun. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet olun çocuklar.